You're getting to be a big boy. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough, except when I've had enough. But there's lots of fun stuff. I'm Caillou, Caillou, Caillou. I'm Caillou. That's me. Hikaye zamanı çocuklar. Şimdi Caillou bugün ne yaptı? Bugünkü hikayenin adı Caillou Kurabiye Yapıyor. Her şey Caillou 3 yaşındayken başladı. Lo 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 lo. Caillou sessizce oynasan iyi olacak. Rosie biraz uyumaya çalışıyor. Şşşt. Caillou. İstiyorum. Hala oynayabilirsin. Sadece biraz sessiz ol. Caillou sessizce oynamanın gürültülü oynamak kadar eğlenceli olmadığını düşünüyordu. Caillou, senden sessizce oynamanı istedim. Kurabiye istiyorum. Ben açım. O yüzden Caillou mutfağa gitti. Caillou ballı kurabiye yapmaya karar verdi. O yüzden Caillou'nun çalışması gerekiyordu. Bir sürü ballı kurabiye, iri olanlar, düz olanlar, ince olanlar, yuvarlak olanlar. Caillou, ne yapıyorsun sen? Kurabiye yapıyorum anne. Şu yaptığın karmaşıklığa bak. Temizliğe yardım etmek ister misin? Evet anne, sen ve ben. Mutfağın temiz ve düzenli olduğundan emin olmalıyız. Şimdi bu pisliği nereye koyabilirim? Buldum. İşte böyle en sevdiğim yardımcım. Caillou. Caillou çok gururluydu. Annesinin kurabiye yapmasına yardım ediyordu. Anne. Ortalığı dağıttın. Haklısın. Anne de ortalığı dağıtıyor. Baba. Kurabiyeleri dene. Bu kurabiyeleri kim yaptı? Ben yaptım. Annem de yardım etti. Ne yapıyorsun Caillou? Büyük bir karmaşa. Hadi bakalım çocuklar, Caillou hikayeleri zamanı. Peki hikayenin adı ne anneanne? Adı Caillou artık korkmuyor. Her şey Caillou 3 yaşındayken başladı. Bay Hinkle yan evde oturuyordu. Birçok çocuk o eski ve korkunç evde hayalet olduğunu söylüyorlardı. Bay Hinkle'ın evi gerçekten de korkunç görünüyordu. Ve Bay Hinkle da öyle. Hmm,
Neden Kayyum? Mesele ne? Bay Hinkle, o çok korkunç. Bunu niye söylüyorsun? Bay Hinkle çok korkunç. Hop, beni yakalamak istiyor. Birincisi orada değil. İkincisi ben onu çok iyi tanırım. O çok iyi biridir canım. Arkadaşıma merhaba. Anne! Zavallı Bay Hinkle buraya Kayyu'yu korkuttuğu için özür dilemeye gelmişti. Korkma canım. Bay Hinkle buraya seni korkuttuğu için üzgün olduğunu söylemeye geldi. Gerçekten çok iyi bir adam. Ben onu sevmiyorum anne. Bence sen Bay Hinkle'dan korkuyorsun çünkü onu tanımıyorsun. Merhaba, gelebilir miyim? Merhaba, içeri gelin. Kayyu, Bay Hinkle seninle. Kayyu? Ama Kayyu nereye gitti acaba? Bilmiyorum. Daha bir dakika önce buradaydı. Oh, zavallı. Bence saklambaç oynamak istemiştir. Ben saklambaca bayılırım. Hazır mısın Kayyu? Biz geliyoruz. Tamam şimdi. Acaba nerede olabilir? Kayyu, neredesin? Gilbert, bizi duyacaklar. Bence Kayyu aşağıda saklanıyor. Yaklaşıyoruz. Acaba burada mı merak ediyorum. Aa, göremiyorum onu. Aa, hayır, burada değil. Hadi başka bir odaya bakalım. Kayyu'nun olabileceği sadece bir oda kaldı. Sanırım yaklaşıyorum. Daha da yaklaşıyorum. Kayyu Bay Hinkle'dan korktuğunu unutmuştu. Aha. Siz ikinizin arkadaş olduğunuzu gördüğüme çok sevindim. Bir daha oynamak istiyorum ben. Bunu ben de çok isterim Kayyu. Ama bu sefer ben saklanacağım, sen arayacaksın. Sizi sevdim Bay Hinkle. Anneanne, şimdi yemek zamanı, hikaye zamanı değil. Ama bu yemek zamanı hakkında bir hikaye. Ve sebzelerini yemenle alakalı. Kayyu daha 3 yaşındayken sebzelerini yemeyi pek sevmezdi. Bundan hiç hoşlanmazdı. Kayyu, sebzelerini ye canım. Büyük baban gelip seni parka götürecek. Ama eğer sebzelerini bitirmezsen parka gidemezsin canım. Sebzelerden hoşlanmıyorum. Çikolatalı kurabiye istiyorum ben. Kurabiyeler tatlı niyetini yenir Kayyu. Buldum. Sebzelerini bitirdikten sonra bir tane kurabiye yiyebilirsin. Ben sebzelere bayılıyorum. Benim sebzelerimi de yiyebilirsin baba. Hayır olmaz. En azından sebzelerini yemeye çalış Kayyu. Büyük babam geldi. Hadi Kayyu, parka gitme zamanı. Ben büyük babamla parka gidiyorum. Akşam yemeğinden sonra da büyük anneyi görmeye gideceğiz. Bize akşam yemeği hazırlıyor. Vay canına, bir tırtıl. Tırtıllar yaprak yerler. Böylece kelebeğe dönüşmek için gerekli enerjiyi sağlarlar. Kelebeğe mi dönüşürler? Bu kuş ne yapıyor büyük baba? Yiyebileceği kurtçuklar arıyor. Kurtçuklar onlara kış zamanı güneye uçabilmek için enerji sağlıyor. Ve sincaplar da ceviz yerler. Bu onların hava çok soğuk olduğu zaman korunmalarını sağlar. Buraya gel-
eve geldik ve bir ayı kadar da açız. Bunun nedeni bizim ayı olmamız. Nohut ve havuç. Çok lezzetli. Ayılar kiraz yerler. Bu gece bu nohutlar ve havuçlar bizim kirazlarımız. Ben bir ayıyım. Gecenin ilerleyen saatlerinde anne ve babası Kayu'yu almak için geldiler. Evet, Kayu bugün nasıldı? Ben bir ayıyım. Ben de bir ayıyım ve her ikimiz de bütün sebzelerimizi yedik. Kirazlarımızı yedik büyük baba. Bu da demek oluyor ki... Kurabiye zamanı. Hikaye zamanı çocuklar. Gördün mü, sana şaka yapmış Kayu, kayıp olmalı. Tamam, bakalım Kayu bugün ne yaptı? Bugünkü hikayemizin adı Kayu Tek Başına. Anne, anne, meyve suyu alabilir miyim? Benimle oynamak ister misin anne? Şşt Kayu. Şu anda meşgulüm. 14, 15. Hayvana yardım edeyim mi? 1, 2, 3, 4. Kayu, bu çok zor canım. Sana yardım edebilirim, yardım edebilirim. 16, 1, 2, 3, 4. Hayır, olamaz. Kayu, ne yaptığına bakar mısın? Şu anda gerçekten yalnız bırakılmaya ihtiyacım var. Oynayamayacak kadar meşgulüm. Neden gidip babanı bulmuyorsun? Belki o seninle oynar. Kayu, annesinin onunla oynamasını gerçekten çok istiyordu. Ama bir dakika, belki de babası onunla oynayabilirdi. Ama Kayu, babasının da çok meşgul olduğunu bilmiyordu. Baba, baba! bozulmuş mu? Hayır, artık değil. Tamir ettim Kayu. Olamaz! Hayır! Görünüyorsun baba. Bak, ben de bir kardan adamım. Bak baba. Kayu, şu anda temizlik yapmam gerekiyor ve yalnız kalmak istiyorum. Neden gidip büyük anneni bulmuyorsun canım? Kayu, büyük annesinin babasının çamaşır makinesiyle yaşadığı sorunları duymak isteyeceğinden emindi. İşte uslu bir kız ol Rosie. Gözlerini kapat tatlım. Asla uyumayacak sanmıştım. Nihayet. Büyük anne, büyük anne, bana bak. Ben kardan adam oldum. Kayu, Rosie uyuyor. Babam çamaşır makinesini tamir ediyordu ve birden her tarafına baloncuklar yayıldı. Her yerde baloncuklar vardı büyük anne. Kayu, lütfen sakin ol. Rosie'yi uyandıracaksın. Kayu, Rosie ile benim gerçekten yalnız kalmaya ihtiyacımız var. Niçin gidip Gilbert'la oynamıyorsun? Gilbert, benimle oynarsın değil mi? Belki de annem saymayı bitirmiştir. Üzgünüm Kayu ama şu an yalnız kalmam gerekiyor canım. Benimle oynamak ister misin? Evet. Kayu, aşağı gel tatlım. Atıştırma vakti geldi. Kayu kendi kendine o kadar eğleniyordu ki annesinin seslendiğini bile duymadı. Kayu. Sen iyi misin canım? Burada yalnız başına kaldığın için biraz endişelendik. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Sadece oynuyorum. Hikaye zamanı çocuklar. Bakalım Kayu bugün ne yapmış? Bugünkü hikayenin adı Kayu oyuncaklarını topluyor. Kayu, neredesin tatlım? Pekala, sanırım çikolatalı puding varken Kayu ortalardan kaybolmaz. Hey, beni de bekle.
Şu dağınıklığa bir bak. Ben sana ne demiştim Kayyu? Oyuncaklarımı merdivende bırakmamalıyım anne. Kayyu'nun kendi de oyuncaklarını merdivende bırakmaması gerektiğini çok iyi biliyordu. Lütfen oyuncaklarını odana götür Kayyu. Lütfen. Bu önemliye benziyor. Bence dışarı gidip babanın ne istediğine bak. Kayu, oyuncaklarını yolun ortasında bırakmaman konusunda sana ne demiştim ben? Bırakmamam gerektiğini baba. Çok doğru. Şimdi niçin onları toplamıyorsun? Peki ya çikolatalı pudingim ne olacak baba? Çikolatalı pudingim bekleyebilir. Hadi sana yardım edeyim. Babası ona yardım edecek olsa da Kayyu hala pek mutlu sayılmazdı. Kayyu, sana bir şey söylemek istiyorum. Kayyu, oyuncaklarını toplaman gerekiyor. Daha sonra çikolatalı pudingini yiyebilirsin. Tamam baba. Bütün oyuncakları topladığımızdan emin misin? Eminim baba. Bak. O zaman çikolatalı puding zamanı. Evet, çikolatalı puding. Olamaz. Sanırım buna bir bakman gerekiyor. Kayyu, sen de biliyorsun ki çok fazla oyuncağın var ve çok yer kaplıyorlar canım. Biliyorum anne. Ve artık oynamadığın bir sürü eski oyuncağın da var değil mi? Ne yapmamız gerekiyor? Eskilerden bazılarını Rosie'ye verebilirsin. Ona bir oyuncak verebilirim. Belki daha sonra başka da veririm. Sana gereken şey oyuncaklarını koyabileceğin büyük bir kutu. Bir kutu yapmama yardım eder misin? Vay canına, evet. Çikolatalı puding gibi bitirir bitirmez. İşte, sanırım bu işe yarar. Teşekkür ederim baba. Bakalım gerçekten içine sığacaklar mı? Hikaye zamanı çocuklar. Kayyu acaba bugün ne yaptı? Bugünkü hikayemizin adı Kayyu araba kullanmayı öğreniyor. Kayyu hiç gördün mü bana araba konusunda yardım edeceğini söylemiştin? Sanırım o bahçede arabasıyla oynuyor. Bip bip. Kayyu arabada. Kayyu'nun arabalar, kamyonlar ve otobüsler hakkında her şeyi sevdiğini muhtemelen biliyorsunuzdur. İşte buradasın. Baba! Unuttun mu? Bana araba yıkamamda yardım edecektin. Kayyu hayatta gördüğünüz en fantastik arabayı sürdüğünü hayal ediyordu. Merhaba Bayaslan. Kayyu,
Bak senin yüzünden ne yaptım. Baba, sarımsaklam olmuşsun. Ne oldu? Kayu babasının kendini spreyle sulamasına neden olan kişi olduğunun farkında değildi. Tamam, bir kazaydı. Çok kötü görünmüyor muyum? Evet. Bana hala yardım etmek istiyor musun? Evet baba. Ben araba kullanıyordum baba. Gerçekten mi? Evet. Arabaları çok severim, bilirsin. Evet bilirim, seversin. Küçükken ben de arabaları çok severdim. Ve hala çok seviyorsun. Bak anne, tertemiz ve pırıl pırıl. O zaman ne bekliyoruz? Hadi piknik yapmaya gidelim. Merhaba Bayaslan. Büyüyünce arabayı kullanabilir miyim baba? Bana öğretir misin? Tabii ki Kayu. Tabii ki. Hikaye zamanı çocuklar. Bakalım Kayu bugün ne yapmış? Bugünkü hikayenin adı Kayu Kreş'te. Kayu'nun ilk günüydü ve Kayu birazcık tedirgindi. Ben de Kayu ama biliyorsun annenin işe gitmesi gerek. Ve kreş de eğlenceli olabilir. Beni duyuyor musun? Merhaba ben Anne Martin, öğretmenim. Sen de Kayu olmalısın. Kayu korkmuştu ve utanıyordu. Benim şimdi gitmem gerekiyor tatlım. Ama döneceğim Kayu. Üzülme canım. Kayu'nun annesi bile onu ilk gün kreşte bırakırken üzülüyordu. Al Kayu, bir bardak elma suyu iç. Seni diğer çocuklarla tanıştırmamı ister misin? Tamam, elma suyunu bitirdikten sonra tanıştırırım. Hey, bunlar benim oyuncaklarım. Ağlarsan ağla, annen gitti. Merhaba, ben Clementine. Senin adın ne? Ben Kylo. Bu Leo. Paylaşmayı pek sevmez. Oynamak ister misin? Kağıtları kesiyorum. Bak, bu bir elma. Bak, bu da bir muz, bu da kuru üzüm. Ama onları yiyemezsin. Sadece hayaliler. Acaba kreşi sevdin mi? Annemde kalmayı tercih ederim ben. Annenle baban meşgulken orada mı kalırsın? O bir ressam. Orada boyalarla, fırçalarla, kağıtlarla, pastellerle, tebeşirlerle ve renkli kalemlerle oynarım ben. Bak onların hepsi burada da var. Aa, vay canına. Ben şimdi şey çizeceğim. Kuş çizeceğim. Ben de kağıtlardan kuş yemi yaparım. Kurtçuklar. Çok güzel bir kuş. Şey, bana da böyle boyamayı öğretir misin? Tabii ki Leo. Ama senin de ona nasıl kale yapılacağını göstermen gerek. Bence bir kalede bir çok kule olur. Bir kurtçuğun birçok kıvrımının olması gerekir. Ve bir kuşun da kanatları vardır, değil mi? Kayu. Bence bu kuleyi daha yüksek yapmalıyız. Kayu oynarken o kadar eğleniyordu ki anne ve babasının seslendiğini dahi duymadı. Bakın ben bir kale yapıyorum. Hikaye zamanı çocuklar.
Kayu pek mutlu görünmüyor. Neden olduğunu merak ediyorum. Bugünkü hikayemizin adı Kayu Sirke Katılıyor. Gilbert, rüyamda bir kaplan gördüm. Söz verdim. Kendi başıma giyinebiliyorum ben artık. Babam çok mutlu olacak. Evet. Hayır, olamaz. Dişlerimi fırçalamayı unuttum. Bak baba, kendi başıma giyindim ben bugün. Evet, bunu görebiliyorum Kayu. Ve iyi bir iş çıkarmışsın ama daha çok erken. Sirke geç kalmak istemiyorum ben. Sirk mi? Hayır Kayu, bugün değil. Sirke yarın gideceğiz. Hayır. Bugün gidelim. Ha, üstüme giydim. Bugün gidelim. Lütfen baba. Hadi Kayu, aşağı gel ve kahvaltı hazırlamama yardım. Hayır istemiyorum. Kayu'nun morali çok bozuktu. Çünkü sirke gitmiyordu. Kayu, lütfen şu gürültüyü keser misin? Bak, Rosie'yi uyandırdın. Şimdi aşağı gelmeni istiyorum, lütfen. Kayu'nun babası bile sinirlenmeye başlıyordu. Niye sirke gidemiyorum ki? Sirke gitmek istiyorum ben, sirke. Hadi ekmek kızartalım. Büyük annenin yaptığı gibi küçük ördekler yapabiliriz. Hayır, ördek falan istemiyorum. Onlar bebekler için. Tamam. O zaman sirk kahvaltısına ne dersin? Ekmekten sirk hayvanları yapabiliriz. Sonra da yumurtalarla yeriz. Ama bir dakika. Burada bir şey eksik. Sirk hayvanları gelmeden önce kurulması gereken bir şey. Sence bu ne olabilir? Bir geçit. Sirk geçiti. Tabii ki. Bu çok doğru. Ben yumurtaları alırım. Madem yumurtaları kırmak istiyordun, bunu söyleyebilirdin. Benim hatam değildi baba. Biliyorum Kayu. Kimsenin hatası değil. Bir kaza oldu. Baba, ekmekler. Sıcak, çok sıcak. Sirke katılabilirsin baba. Sen bir hokkabazsın. Ve Rosie de palyaço olur. Burada neler oluyor? Sen atı süren kadın olabilirsin hayatım. Hayır sanmıyorum tatlım. Sanırım ben yatağına doğru dönen kadın olacağım. Neler oluyor çocuklar? Arkadaşlarımızın gelmesi gerekiyordu ama gelmediler. Madem bekleyeceğiz, o zaman hikaye zamanı. Acaba Kayu bugün ne yaptı? Bugünkü hikayenin adı Kayu'nun Arkadaşları. Kayu kendi için çok üzülüyordu. Mesele ne Kayu? Üzgün görünüyorsun. Oynayabileceğim hiç kimse yok büyük anne. Hiç arkadaşın yok mu? Hayır, hiç yok. O an Kayu gerçekten hiç arkadaşının olmadığını düşündü. Bu onun kendini daha da kötü hissetmesine sebep oldu. Eminim birkaç arkadaşın vardır. Bakalım aklımıza gelen olacak mı? Şirin kız Clementine ne dersin? Clementine şekerlere bayılır. Biraz alabilir miyim? Olmaz. Tamam. Biraz ister misin? Sarıları sıra sıra koyuyorum. Kayu, o şeker yerdeydi. Sakın ağzına sokma, tamam mı? Bir saniyecik bekleyin. Burada birazcık daha var ve tertemizler.
Tamam, bir arkadaşın o. Başka arkadaşın var mı? Sanmıyorum büyük anne. Tamam o zaman. Şu çocuk Leo'ya ne dersin? Leo komikti. Komik olan ne söyler misiniz? Hiçbir şey anne. Bak işte gördün mü? İki tane arkadaş. Aklına gelen başka var mı? Hayır. Gerçekten mi? Gilbert'a ne dersin? O senin arkadaşın değil mi? Caillou Gilbert'ı unutmuştu. Tabii ki Gilbert onun arkadaşıydı. Evet Gilbert, sen benim arkadaşımsın. Caillou artık çok daha mutluydu. Hiç arkadaşı olmadığını düşünmekten vazgeçti. Çünkü artık üç arkadaşı olduğunu biliyordu. Ve artık üç arkadaşı olduğunu bildiği için başka arkadaşı var mı diye düşünmeye başladı. Rosie benim kardeşim büyük anne. Ama o da arkadaşım değil mi? Bu doğru. Caillou. Merhaba millet. Merhaba Bay Hinkle. Bay Hinkle da benim arkadaşım. Bir sürü arkadaşım var büyük anne değil mi? Evet bu doğru. Bak kimler geliyor. Annem ve babam. Anne baba, siz benim arkadaşlarımsınız. Rosie de, Gilbert de ve Bay Hinkle de öyle. Tabii Clementine ve Leo da. Bunların hepsi arkadaşın mı? Evet. Peki birini unutmuyor musun? Aa evet. Büyük anne sen de benim arkadaşımsın. Umarım bu daha iyi hissetmenizi sağlar. Hikaye zamanı. Caillou 3 yaşındayken kulağından rahatsızlanmıştı. Bugünkü hikayemizin adı da Caillou Doktora Gidiyor. Aa, doktora gitmek istemiyorum anne lütfen. Neden olmasın Caillou? Doktor canımı acıttı benim. Şimdi çok daha iyisin. Bu defa acıtmaz canım. Hadi bakalım doktor seni bekliyor Caillou. Benimle gel Caillou. Doktor iyi biri. Onu sevmiyorum ben. Dinozorum onu ısıracak, tamam mı? Caillou. Merhaba Caillou. Seni tekrardan görmek çok güzel. Kulağın ne durumda? Gel bakalım bir görelim. Hayır. Dinozorum seni ısıracak. Aa, yani dinozorum beni gördüğüne pek memnun değil. Sence eğer kulağına bakarsan problem çıkarır mı? Geçen sefer Caillou doktora gittiğinde kulağı çok acımıştı. Aa, demek seni rahatsız eden şey bu, öyle mi? Bunu kulağıma sen soktun, canımı acıttın. Peki buna bakmak ister misin? Gerçekten çok ilgi çekici. Tamam. Evet. Şimdi kulağına bakabilir miyim? Bu sefer daha iyisin ve geçen seferki kadar çok acımayacak. Çok memnun oldum. Bir iki güne kadar iyileşeceksin. Aa, olamaz. Beni ısırmayacak, öyle değil mi? Aa, anlıyorum. Dinozorunun kulağına bakmamı istiyorsun, öyle mi? Evet. Bence ona doğru ilacı vermiş olmalısınız Doktor Caillou. Bravo Doktor Caillou. Dinozorunuz artık çok daha iyi. Doktor Caillou eve gidince kulağı ağrıyan birini bulmak için sabırsızlanmaya başladı. Kulakların çok komik Gilbert. Kulaklarına bakmak istiyorum Rosie. Thank you.
ne? Neler oluyor? Mesele ne? Bir Kayu hikayesine ne dersiniz çocuklar? Evet, lütfen büyük anne. Bakalım bu aralar Kayu neler yapıyor? Aa evet, bugünün hikayesi Kayu yaşlanıyor. Kayu bir gün babasıyla bahçedeyken birdenbire... Baba bak! Bu da nedir böyle? Ölmüş mü baba? Evet. Onu gömmeliyiz, değil mi Kayu? Kuş neden ölmüş baba? Evet, bu oldukça zor bir soru Kayu. Kayu bunun çok zor bir soru olduğunu sanmıyordu. Evet. Büyük bir ihtimalle çok yaşlı olduğu için ölmüştür. Çok yaşlı mı? Aha. Öldü çünkü çok yaşlıydı. Aslında Kayu büyümeye can atıyordu. Yetişkin bir erkek olmak istiyordu. Ama şimdi ilk defa yaşlanmayı düşünmeye başlamıştı. Neden öyle yapıyorsun baba? Artık eskisi gibi göremiyorum. Sanırım gözlüğe ihtiyacım var. Ah, yaşlanıyorum galiba. Kayu bunu duyunca... Babasının kuşun yaşlı olduğu için öldüğünü söylediğini hatırladı. Rosie'ye de bakın. Kendi başına yemeğini yiyor. Gün geçtikçe büyüyorsun ve yaşlanmaya başlıyorsun. Aa, şuna bak. Merhaba Kayu. Patenlerimi beğendin mi? Oh, evet. Doğum gününde hediye geldi. Doğum günü hediyesi mi? Harika. Artık bir kocaman yıl daha yaşlandım. Kayu buna çok üzüldü. Ah, artık kocaman bir adam oldun. Her gün biraz daha büyüyorsun Kayu. Ben büyümek istemiyorum baba. Ama neden? Çünkü sen Rosie yaşlanıyor dedin ve Sera da bugün bana yaşlanıyorum dedi. Sen kuşun çok yaşlı olduğu için öldüğünü söylemiştin bana. Olamaz. Ha, minik kuş, anladım. Kayu babasının kulağına yaşlanmaktan ve ölmekten korktuğunu fısıldadı. Anlıyorum Kayu. Ama dinle, büyümek ve yaşlanmak için çok ama çok zamanım var. İnan bana, bunun için şimdiden kaygılanmana gerek yok. Sözüme inan, tamam mı? Tamam baba. Bunların hangisi daha yaşlı sence? Peki hangisi en genç? Şu ortada duran dinozor herhalde, değil mi? Evet. Kedi mi en yaşlıdır? Evet. Ama daha yaşlanmak için çok ama çok zamanı var, değil mi Kayu? Aynen benim gibi. Evet, aynen senin gibi. Hadi bakalım hikaye zamanı çocuklar. Bir bakalım bu hikaye Kayu daha sadece 13 yaşındayken yaşandı ve Rosie de küçük bir bebekti. Bugünkü hikayemizin adı Kayu alışverişe gidiyor. Kayu uyanma zamanı. Dışarıda kar yağıyor bak. Yaşasın. Kardan adam yapmak istiyorum ben. Ama önce kıyafetlerimizi giyelim, tamam. Kazakların neredeydi bakalım? Ama ben bunları giymek istiyorum baba. Ama bunları giyersen bir kardan adam kadar çok üşürsün. Olamaz, hiç kalmamış. Alışverişe gittiğimiz zaman alırız. Tabii biraz da yumurtaya ihtiyacımız var. Çünkü özel bir sürpriz pasta yapacağım canım. Özel bir sürpriz pasta mı dedi? Evet. Kayu ve Rosie annelerinin sürpriz pastalarını hep sevmişlerdir ama hiçbir zaman sürprizin ne olduğunu tam olarak bilmemişlerdir. Kayu, alışverişe çıkma zamanı. Botlarını ve montunu giy canım. Ama anne, dinozorumla oynamak istiyorum ben. Onunla daha sonra da oynayabilirsin. Hadi, seni bekliyoruz canım.
Kayyu her zaman alışverişe gitmeyi çok sevmiştir ama hazırlanması hep çok uzun sürer. Çünkü oyun oynamayı da çok sever. Kayyu, arabaya bin lütfen. Kardan adam yapacak mıyız? Aa, evet evet. Görünen o ki yapacağız canım. Yaşasın kardan adam. Ama şimdi yola koyulmamız gerekiyor. Anne, ben de Rosie gibi yapmak istiyorum lütfen. Tamam ama hadi artık yola koyulalım yoksa kardan adam yapacak vakit kalmayacak. Bunları istiyorum. Kayyu, özel bir sürpriz pasta yapacağız, unuttun mu? O yüzden kurabiyelere de ihtiyacımız yok, tamam mı? Özel sürpriz pasta ne anne? Eğer sana söylersem sürpriz mahvolur. Şimdi kasaya gittiğimizde ben aldıklarımızla uğraşırken sen lütfen Rosie ile ilgilen. Kayyu'nun tek düşünebildiği o kurabiyelerdi. Ama onları tam olarak nerede gördüğünü hatırlamıyordu. Ama daha bulamadan tek başına kaldı. Kaybolmuştu ve korkuyordu. Anne! Anne! Neredesin anne? Anne! Kayyu, neler oluyor? Kayboldu. Hayır Kayyu, sen kayboldun. Ama yine de seni bulduğumuz için çok memnunum. Hadi eve gidelim. Kayyu hala sinirliydi. Ama annesi ve Rosie'yi bulduğu için de çok mutluydu. Ben kaybolmayı hiç sevmiyorum anne. Ben de hiç sevmiyorum tatlım. O yüzden dikkat edelim de bir daha kaybolma. Hadi şimdi artık şu sürpriz pastayı bitirelim canım. Ama ben kardan adam yapmak istiyordum anne. Kardan adam yapacağız ama onu burada mutfağın içinde yapacağız. Özel sürpriz pasta. Yaşasın. Kayyu ve Rosie kesinlikle haklılardı. Annelerinin sürprizinin ne olduğunu tahmin etmişlerdi. Anne bak gerçekten de bir kardan adam. O zaman üşüyor olmalı. Hadi üzerine bir şeyler giydirelim. Çocuklar, sanırım bu hikaye için yeteri kadar vaktimiz var. Hadi. Bu hikaye Kayyu 3 yaşındayken yaşandı. Bugünkü hikayenin adı Kayyu Küvette. Hayır. Kayyu, banyo yapma zamanı geldi. Çok ciddiyim Kayyu, yoksa seninle oyun oynamam. Kayyu banyo yapmak istemiyordu. Nerede bu? Bu çocuğun nerede olabileceğini merak ediyorum. Kayyu neredesin? İşte buradasın. Hadi Kayyu banyo zamanı. Ben banyo yapmak istemiyorum. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz bayım? Oyun oynamaya gidiyorum. Daha sonra oynayabilirsin. Şimdi temizlenmen gerekiyor. Hadi. Temiz olmak istemiyorum. Lütfen. Hayır. Temiz olmak eğlenceli değil. Hadi biraz baloncuk ekleyelim. Hayır. Kesinlikle canını acıtmayacak. Birazcık eğlenceli baloncuğa ne dersin? Hayır. Elini ver canım. Sence bu eğlenceli değil mi? Kayyu birdenbire ördeğini istedi ve onu Rosie'nin odasında bıraktığını hatırladı. Hayır, yine mi? Kayyu, buraya gel. Ördeğim. Ördeğim baloncuklar çıkarıyor. Bir sürü kocaman. Evet, çok eğlenceli. Belki de bu daha çok çıkarmana yardım edebilir. Kayyu banyo zamanının da oyun zamanı olabileceğini keşfetti. Nasıl baloncuk çıkartabileceğini öğrendi. Bana bakın, bir sürü baloncuk çıkarıyorum ben.
Hey, Kayu nerede? Buradayım, buradayım. Nerede ördeğim? Üzülme ördekçik, seni kurtaracağım. Anne, baba, siz ıslanmışsınız. Kayu banyo zamanının eğlenceli olabileceğini anladı. Tamam Kayu, kurulanma zamanı. İstemiyorum ben, banyoda oynamak istiyorum. Güzel, o zaman yarın banyo zamanı oynamaya devam edebilirsin. Evet, ben ve ördeğim bir de baloncuklar değil mi? Ve bu şekilde Kayu banyo zamanlarını sevmeye başladı. Çamaşır işleri bitti. Sıra geldi çocuklarla ilgilenmeye. Hikaye zamanı çocuklar. Acaba Kayu bugün ne yaptı? Aa evet, bugünkü hikayenin adı Kayu üzerine bir şeyler giyiyor. Çamaşır günü Kayu'ların evinde çok telaşlı geçmişti. Ama Kayu da olamaz. Kayu da yardım etmeye çalışıyordu. Olmaz. Kapı nerede? Şu anda seninle oynayamam Gilbert. Bak anne ne getirdi. Teşekkür ederim Kayu. Gittikçe daha da büyük bir çocuk oluyorsun. Kayu yardım ettiği için çok gururluydu. Güzel bir duyguydu. Sanırım şimdi biraz uzaklarsan iyi olacak. Kayu eğer annesine yardım edecek kadar büyüdüyse, kendi başına elbiselerini giyecek kadar da büyük olduğunu düşündü. Ortada sadece bir sıkıntı vardı. Bütün kıyafetlerini aşağıya getirmişti. O yüzden de giyecek hiçbir şey yoktu. Kayu. Şşş, Rosie'yi uyandıracaksın. Neden üzerinde bir şey yok? Hiçbir şeyim yok baba. Bu doğru olamaz. Tonlarca kıyafetim var. Gerçekten de haklısın. Tamam. Bir oyun oynayabiliriz. Bizim kıyafetlerimizi giyebilirsin. Büyüklerin kıyafetlerini giyemem baba. Neden olmasın? Çünkü ben çok küçüğüm. Bunu göreceğiz. Aha, işte oldu. Çok iyi oldu. Eğer bunları giymeyi denerseniz nezaket göstermiş olursunuz efendim. Bu çok gıdıklıyor. Şapka da alabilir miyim lütfen? Bakayım. Bir saniye. Eksik bir şey daha var. Tam anlamıyla bir gentleman. Uyuğumu çok sevdim baba. Yetişkin kıyafetleri için çok küçük olduğunu kim söylemiş? Evet. Kayu, sen nasıl giyinmişsin öyle? Çok yakışıklı görünüyorsun. İki erkeğin de fotoğrafını çekeceğim. Hikaye dinlemeye hazır mısınız? Şu ufacık ayıcıklara bakın. Bu hikayemizin adı Kayu'nun ayılı tişörtü. Sen burada otur ayıcık. İşte geliyor ayıcık. Ördekçik. Ben de oynayacağım. Tamam. Hayır. Kayu gözlerine inanamadı. Rosie en sevdiği tişörtünü giymişti. Anne.
Kayyu? Rosie benim ayı desenli tişörtümü giymiş. Ama sana küçük geliyordu. Ben de onu giymesi için Rosie'ye verdim. Hayır, küçük değildi. O benim, tamam mı? O benim anne. Bu tişörte ihtiyacım var Rosie. Ayılı tişörte mi? Ben sana maymunlusunu alacağım Rosie, tamam mı? Gördünüz mü? Bana oluyor işte. Harika, evet. İyi bari. Ayılar, ayılar. Gör bakalım. Zavallı Kayyu, halının yüzünden karnı acımıştı. Ve tişörtü karnını kapayamıyordu. Belki de ona küçüktü. Ama Kayyu'nun aklına bir fikir geldi. Belki tişörtü yapıştırabilirdi. Yapışkan bant. Olamaz. Kayyu çok üzgündü. Ayılı tişörtü artık ona uymuyordu. Ama hiç kimseye vermek de istemiyordu. Kayyu. Bak, ayılı tişörtünle çekilmiş fotoğrafım var. Çok şirinsin. 2 yaşındaydın. Bu benim küçüklük fotoğrafım. Ayılı tişörtümü giyerken. Rosie'ye vermeden önce sana sormadığım için özür dilerim. Tişörtü ne kadar sevdiğini unutmuşum. Kayyu hala seviyordu. Ama biliyordu ki artık büyümüştü. Ve kendine küçük geliyordu. Belki tişörtünü hep saklamak için gizli bir yere kaldırabiliriz. Ayıcağı vereceğim anne. Çok iyi fikir. Ayıcık, bu tişörtün içinde çok güzel görünüyorsun. Ayı tişörtü. Bir hikayeye ne dersiniz çocuklar? Bakalım Kayyu bugün neyin peşinde? Bugünün hikayesi Kayyu sokakta. Kayyu pırıl pırıl yepyeni bisikletini sürmeye bayılıyordu. Ve kornasını da seviyordu. Hey, o benim kurabiyem. Anne, sincap kurabiyemi yedi. Anne, neden uyuyorsun sen? Daha çok erken. Merhaba Serah. Kayyu sokağın köşesini kendi başına hiç dönmemişti. Ama bunu hep istemişti. Kayyu daha önce hiçbir fıskiyenin altında elbiseleriyle durmamıştı. Ne yapacağını söyleyen birileri olmadan sokakta olmak eğlenceliydi. Merhaba. Seksek oynamak ister misin? Taşını böyle at, tamam mı? Kayyu öbür köşeye kadar tavşan gibi zıplayarak gitti. Kayyu bu bloğun etrafını kendi başına dolaşmaya karar verdi. Bella iyi bir köpektir. Kayyu köpekten birazcık korkmuştu. Nereye gidiyoruz? Ben bu bloğun etrafında dolaşacağım. Ve yalnız gideceğim. Çok cesursun. Şu taraftan git. Sonunda kendi evine çıkarsın. Kayyu tamamen kendi başına olmaktan birazcık huzursuz olmuştu. Ya kaybolsaydı, ya başka bir köpek görseydi, ya karga ona saldırsaydı... Merhaba, ben seni tanıyorum. Sen Kayyu'sun. Seni annen ve babanla görmüştüm. Kayyu bu hanımı birçok kez annesiyle beraber görmüştü. Buraya kadar tek başına mı geldin sen yoksa?
Bak, bende ne var? Ona dokunmak ister misin? Aa, huylandırıyor. Uç uç güzel böcek, evine uç. Sanırım senin de evine gitme zamanın kayıyor. Ama dur, önce sana bir şey vereyim. Güle güle güzel böcek. Teşekkür ederim. Şapkalı hanım çok iyiydi. Kayyu onun elinden tutarak eve gitmekten memnundu. Merhaba anne, ben geldim. Bu nereden geldi bakalım böyle? Şapkalı hanım verdi bana. İşte bak orada. Aa, evet, kimi gösterdiğini anladım. Ama senin orada ne işin vardı? Sen burada uyurken ben bütün bu bloğun etrafını dolaştım anne. Sahiden mi? Kuşağı gördüm, sekset gördüm, büyük bir köpek gördüm ve de yırtıcı bir karga gördüm anne. Korkmadın mı peki? Aa, birazcık anne. Sanırım bir dahaki sefere bloğun etrafını dolaşmak için yeterince büyümeyi beklersin. Çocuklar nerede saklanıyor acaba? Hikaye zamanı. Bakalım Kayyu bugün neler yapmış? Bugünün hikayesi Kayyu'nun gizli yeri. Hikayemiz Kayyu'nun anne ve babasının birkaç günlüğüne bir yere gitmeleriyle başlıyor. Kayyu ve Rosie büyük anne ve büyük baba ile birlikte kalacaklardı. Kayyu, neredesin? Burada mısın? Onu hiçbir yerde göremiyorum. Belki de saklanıyordur. Tekrar bak. Oh. Dur bakalım. Burada ne var? Birazcık Kayyu'ya benziyor ama. Büyük baba, büyük baba. Orada ne yapıyorsun? Sıkıştım. Sıkıştım büyük baba. Bu kutuyu buradan çıkarırsam ve bu şeyi de buradan alırsam ve de bu şeyi tutabilirsem... Büyük baba. Burada ne yapıyordun Allah aşkına Kayyu? Gizli bir yerde saklanıyordum büyük baba. Gizli bir yerde saklanmak. Bu bana bir şeyi hatırlattı. Kayyu büyük babasının ne diyeceğini merak etti. Sır tutabilir misin Kayyu? Evet büyük baba. Çok güzel. Ben saklanacak çok özel gizli bir yer biliyorum. Bahçede. Görmek ister misin? Bu ağaç olduğuna eminim. Tabii bu tarafta değilse mutlaka diğer taraftadır. Yaşasın! Hadi o zaman bir bak. Nasıl görünüyor? Burası dünyanın en güzel yeri büyük baba. Çok teşekkür ederim büyük baba. İstersen fener senin olabilir Kayyu. Yaşasın. Olabilir mi? Uyku zamanı Kayyu. Birazdan yanında olurum. Kayyu, Kayyu, Kayyu. Hayır, benimle gelemezsin sen. Bu Kayyu'nun özel ve gizli yeriydi. Başkaları bilsin istemiyordu. Aa, şuna bak. Kayyu, orada mısın? Eve dönsen iyi olur. Yoksa birazdan baban buraya seni almaya gelecek. Tamam, tamam, tamam. Buna inanamıyorum. O ne? Evet. İster inan ister inanma Kayyu. Ben küçük bir çocukken o oyuncak bana aitti. Ve ben de babaydım. Tıpkı baban gibi. Onu benim gizli saklama yerimde buldun değil mi? Ama artık orası senin gizli saklama yerin. Harika! Herkes evine gitti. Bir doğum günü hikayesi zamanı çocuklar. Kayyu doğum gününde ne yaptı acaba? Bugünkü hikayemiz Kayyu'nun doğum günü hediyesi. Bugün Kayyu'nun doğum günüydü ve annesi ona doğum günü pastası hazırlıyordu.
pasta kalıbını temizlememe yardım edeceğine eminim. Evet, lütfen anne. Bunu biliyordum Kayyu. Doğum günü pastası. Ben de isterim, ben de isterim, ben de isterim. Hadi Kayyu, önündekini Rosie ile paylaşmalısın. Baba! Sanırım Kayyu'ya Rosie ile paylaşması gerektiğini söylemiştin, değil mi? Baba! Kayyu herkese doğum günü hediyesi olarak özel bir dinozor istediğini söylemişti. Ama büyük annenin hediyesi bir kazaktı, dinozor değil. Beğendin mi Kayyu? Tabii ki beğendi. Aa, olamaz, geldiler bile. Yaşasın! Leo, Clementine! Hadi bakalım ikiniz de içeri gelin. Hadi birazcık daha dur Kayyu. Bitirmeme çok az kaldı. Çok komik baba. Kayyu'nun midesi o kadar doluydu ki pastasından daha fazla yiyemedi. Doğum günün kutlu olsun Kayyu. Yaşasın! Bu benim özel dinozorum, olamaz. Çok teşekkür ederim. Bir süre sonra herkes dondurma yemeye koyulmuştu. Rosie, yaptığını beğendin mi? İşte sana temiz bir kazak tatlım. Yaşasın. Bir başka özel dinozor. Kayyu işte şimdi özel dinozorunu almıştı. Aslında iki tane özel dinozoru olmuştu. Bu benim en güzel doğum günümdü. Büyük anne, hadi bize Kayyu'nun maceralarını anlatan bir hikaye oku. Bakalım Kayyu bugün neler yapmış? Bu hikayemizin adı Kayyu ve Gilbert. Bak Gilbert, bu bir kedi resmi. Boya yapmaktan sıkıldım artık. Birileriyle oynamak istiyorum. Rosie! Kayyu birileriyle oynamak istiyordu ama uyurken Rosie'yi uyandırmaması gerektiğini de biliyordu. Kayyu. Şşş. Yapmaman gerektiğini biliyorsun. Ama ben sadece biriyle oynamak istedim baba. Kusura bakma Kayyu. Seninle şimdi oynayamayız. Rosie ile daha sonra oynarsın. Kayyu birileriyle daha sonra oynamak istemiyordu. Birileriyle şimdi oynamak istiyordu. Benimle oynar mısın Gilbert? Bip 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 bip. Kayyu'nun aklına birdenbire başka bir oyun geldi. Hemen dönerim. Kayyu, Gilbert'ın köpeklerle ilgili hikayeleri sevmediğini biliyordu. Ama belki bir fare hikayesi sevebilirdi. Ve kuşları anlatan bir hikaye de sevebilirdi. Bak Gilbert, şimdi hikaye zamanı. Bu adı farecik olan bir farenin hikayesi. Fareciğin bir arkadaşı varmış, adı da minik fareymiş. Bir gün minik fare ve farecik... Gilbert... Bak ne tatlı bir fare. Gilbert, buraya bak.
ne oynayacağımızı biliyorum. Sıkı dur. Baba şimdi seni gezdirecek. Tamam. O köşeyi sen hallet. Gilbert. Gilbert ve ben maskeli balo oynuyorduk. Ben babaydım. Caillou, maskeli balo insan oyunudur. İnsan oyunu mu dedin? Ben senin bebek oyunu oynamaktan hoşlanmadığını biliyorum. Bunun nedeni ise senin bebek olmaman, öyle değil mi? Evet. Gilbert da bir kedi ve onun kedi oyunlarını sevmesi çok doğal. Onun en sevdiği oyunları biliyor musun? Evet. Kedi oyunlarını seviyorsun değil mi Gilbert? Miau. Yakala Gilbert. Miau. Biz küçük kedileriz. Beraberce oynuyoruz. Miau. Ne tatlı kedi yavrularımız var değil mi? Bize Caillou ile ilgili bir hikaye okur musun? Bir bakalım. Hikayemiz Caillou 3 yaşındayken geçiyor. Adı Caillou'nun yaz uykusu. Ne zaman gelecek? Her an gelebilir canım. Gel büyük anne. Sığamıyorum. Büyük anne. Çok büyüksün. Büyük anne, Caillou ve Rosie'nin bu dünyada en çok sevdikleri dadıydı. Merhaba çocuklar. Orada ne saklıyorsun Rosie? Anne ve baba gittikten sonra büyük anne Caillou ve Rosie ile oyunlar oynamaya başladı. Lan 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 lan. Ve yatma zamanı gelmişti. Büyük anne Rosie'ye bir hikaye okuyup uyuturken Caillou da yüzünü ve dişlerini yıkıyordu. Sonra yatmaya gitti ve büyük annesinin gelip kendine hikaye okumasını beklemeye koyuldu. Büyük anne. Bir zamanlar çok akıllı büyük bir çocuk anne varmış. Hikayeyi okurken Caillou uykuya dalmaya başladı bile. İyi geceler. Gilbert, ne yapıyorsun? Caillou'nun uykusu kaçmıştı. Ne yaparsa yapsın tekrar uykuya dalamıyordu. Yastığını düzeltmeyi denedi. Ama bunun bir yararı olmadı. Mevsimlerden yazdı ve dışarıda hava hala aydınlıktı. Caillou odası bu kadar aydınlıkken nasıl uyuyabilirdi? Ters tarafa yatmanın da bir yararı olmadı. Caillou gerçekten uyuyamıyordu ve kendini çok huzursuz hissediyordu. Ya Caillou, her şeyi karıştırmışsın. Ters yatmışsın tatlım. Büyük anne, gerçekten uyuyamıyorum. Hiç şaşırmadım hayatım. Burası çok aydınlık. Ama nedeni belli. Perdelerin yok. Nerede acaba? Aa, evet hatırladım. Annen kuru temizlemeye vermişti. Benim bir fikrim var. Caillou büyük annesinin fikrini merak ediyordu. İşte oldu Caillou. Gece gibi görünüyor. Artık uyuyabilirsin hayatım. Teşekkür ederim büyük anne. Ama gece gibi görünecekse sanırım bir şey eksik. Değil mi? Hazır mısın Caillou? Evet harika. Caillou'nun gökyüzü öyle güzel, öyle hoştu ki hemen uykuya daldı. Bir hikayeye ne dersiniz çocuklar? Evet. Hikayemizin adı Caillou'nun köpek korkusu. Dünyanın en büyük sarayını yapacağım. İşte oldu.
Kayyu çok korkmuştu. Köpek kızgın gibiydi. Anne! 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 Kayyu ne oldu? O köpek beni korkuttu anne. Ertesi gün annesi alışveriş yaparken Kayyu büyükannesiyle kalacaktı. Ama Kayyu ve annesi o gün büyükannenin komşusunun yavru köpeğine bakacağını bilmiyorlardı. Bugün çok özel bir arkadaşım da benimle olacak. Onunla tanışmak ister misin? Evet, lütfen. Kayyu, kaygılanma Kayyu. O benim özel bir arkadaşım. Sanırım senden hoşlandı. Hayır. Ama Kayyu o yalnızca sevimli bir köpek. Neden gelip bakmıyorsun? Sana söz veriyorum, zarar vermeyecek. Gördün mü Kayyu? Ne sevimli bir köpek. Ve de çok sıcakkanlı. Evet büyük anne. Eğer korktuysan biz de dışarı çıkmaması için kapıyı kapatırız, tamam mı? Tamam. Kayyu sevimli köpeğin mutfakta kapalı olduğunu bildiği halde birazcık huzursuzdu. Ah tatlım, tamam. Hey, bir fikrim var. Köpekler hakkında bir kitap okuyalım. Kayyu büyükannesiyle köpekler hakkında kitap okumaktan hoşlanmıştı ve mutfaktaki sevimli köpeği merak etmeye başlamıştı. Ağlıyor büyükanne. Gidip ne istediğine bir bakalım, ne dersin Kayyu? Belki de acıkmıştır ha? Ah ne tatlı bir köpek. Acıktın mı? Al bakalım. Sevdin değil mi? Kayyu hala birazcık huzursuzdu. Ama büyük annesini duyunca bu sevimli köpeği tekrar görmek istediğine karar verdi. Komik olan da ne Kayyu? Annemin terliklerine benziyor. Gördün mü Kayyu, seninle arkadaş olmak istiyor. Kuyruğunu sallıyor. Bu seni görmekten mutlu olduğu anlamına gelir. Eğer ona elini uzatırsan sana merhaba diyecektir. Sanırım yeni bir arkadaşın oldu. Merhaba köpekçik. Siz ne bilirsiniz? Köpekler hiç de zararlı değildir. Aksine sıcakkanlı, tüylü ve eğlencelidir. Çok iyi. Yakala. Artık köpekçikleri seviyorum. Şimdi hikaye zamanı. Bir Kayyu hikayesi zamanı. Tamam, bakalım Kayyu bugün ne yapmış? Sanırım bugün bazı hayvanlarla tanışmış. Bugünün hikayesi Kayyu hayvanat bahçesinde. Merhaba, hoş geldiniz. Benim adım Zui. Söyler misiniz? Çok çeşitli hayvan görecek miyiz? Aa, evet. Ve çok heyecanlıyız. Çünkü birçok hayvan ailelerinin yeni bebekleri oldu. Kurt yavrularını görmek ister misin bakalım? Yavru kurtlar mı? Sahi mi? Evet. Yavruları görüyor musun? Bak burunları görünüyor. Neden dışarı çıkmıyorlar? Onları görmek istiyorum. Daha yeni doğdular canım. Annelerine yakın olmak istiyorlar. Ama görmek istemiştim. Biliyor musun Kayyu? Yaşamları boyunca aileleriyle beraber olacaklar. Bütün hayvanlar yaşamları boyunca anne ve babalarıyla birlikte mi olurlar? Hayır. Birçok hayvan yeterince büyüdükten sonra ailelerinden ayrılır. Başka bir hayvan ailesi görelim mi? Evet, lütfen. Kayyu hayvan ailelerini görme fikrini çok sevdi. Neredeler? Neredeler? Evlerinde olmalılar Kayyu. Korkarım onları bugün göremeyeceğiz. Ancak belki de bugün şanslı günümüzdür. Şuna bakın. Çok büyük. Bu gergedan bir dinozor kadar büyük. Gergodino, gergodino. Biliyor musun Kayyu? Bu bir dişi gergedan.
ve bir bebeği var. Bak işte orada. Sahi mi? Bebek gerçeği doğdu mu? Tabii ki Kayu. Çok büyük olan hayvanların da bebekleri vardır. Bakın, bakın bu bebek dinozor. Kucağa alınamıyor ama ne kadar sevimli değil mi? Aa, bir susamuru. Bu susamuru. Ben susamurunu çok severim. Bu susamuru bize geldiğinde henüz bebekti Kayu. Bunun da bir ailesi var mı? Korkarım yok canım. Annesi öldü. Peki, bundan sonra onun bir ailesi olacak mı? Evet, olacak. Ama biliyor musun, ona yol gösterecek bir annesi olmadığı için ona her şeyi bizim öğretmemiz gerekiyor. Yüzmeyi ve beslenmeyi bile. Kayu hayatında ilk kez gerçek bir susamuru görüyordu. Keşke onu eve götürebilseydik anne. Bunu yapamazsın canım. Neredeyse okyanusu açılabilecek kadar büyüdü. Bize merhaba demeye geliyor. Hikaye zamanı çocuklar. Bugünkü hikayemiz nedir büyük anne? Durun bir bakayım. Kayu nerelerde? Bugünkü hikayemiz yağmurlu bir gün. Bugün birlikte yapmamız gereken bir sürü işimiz var. Dışarıda çok yağmur yağıyor. Sıkı giyinelim de ıslanmayalım. Sulardan atlayabiliriz. Aa, komik oldu. Gel sana yardım edeyim canım. Ben giyerim anne, sağ ol. Başardım. Harika. İliklerken yardım gerekli mi? Hadi gidelim. Ama Kayu çok önemli bir şey unutmuştu. Anne. Evet canım. Benim tuvalete gitmem gerek. Ah. Seni burada bekliyorum. Kayu hemen tuvalete koştu. Bu arada bir şey dikkatini çekti. Kayu. 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 Baba. Burada ne yapıyorsun? Ben tuvalete gidiyordum. Aa, olamaz. Hemen gitmem gerek. Gerçekten gitmem gerek baba. Uçağına bakabilir miyim lütfen? Uçağını havaalanına indirelim, tamam mı? Sen döndüğünde burada olacak. Bu arada anneni unuttun mu? Anne, unuttum. Beni beklemiş midir baba? Kayu annesini bulmak için geri döndüğünde annesini paltoları asarken buldu. Anne, buradayım. Gitmeyecek miyiz? Hayır, gideceğiz. Ama bak... Güneş çıkmıştı ve Kayu ve annesinin artık paltoya ihtiyaçları kalmamıştı. Ama hala birazcık su birikintileri vardı. Bu ve bu da buraya. Anne, sanırım bir şey unuttun. Yaşasın. Su birikintileri. Çok zevkli olduğunu biliyorum ama işlerimizi halletmemiz gerek. Ne yaparız biliyor musun? Yürürken ayak izlerimizi kaldırıma bırakabiliriz. Bak. (Gülüyor)
Hadi bakalım çocuklar, hikaye zamanı. Kayu henüz 3 yaşında küçücük bir çocukken hayatında ilk defa okyanusa gitti. Bugünkü hikayemizin adı Kayu Plajda. Kayu'nun ailesi tatile gidiyordu. Bu Kayu'nun denize ve plaja ilk gidişiydi. Plaj, deniz. Kayu, Rosie, duyuyor musunuz? Bu da nesi? Denizin sesi canım. Geldik. Kayu öyle heyecanlıydı ki plaja varmayı bekleyemedi. Anne bak, deniz. Evet, bu da güneş kremi. Ve bu güneş yanığı demektir. Oh, hayır, hayır. Uylanıyorum anne. Hoşça kalın. İşte bu işe yarar. Burası güzel bir yer. Kayu henüz yüzme dersi almamıştı. Bu yüzden denize girerken babasının elini sıkı sıkı tuttu. Eyvah! Kayu her türlü pikniği severdi. Ama plajda yapılan galiba en iyisiydi. Kayu'nun sandviçi kirlenmişti. Bak anne. O benim sandviçim. Merhaba. Kayu tanımadığı bu küçük yengeci takip etmeye koyuldu. Ta ki bir sürü küçük deniz canlısının bulunduğu su birikintisine kadar. Orada deniz yıldızları, deniz atları ve deniz kestaneleri vardı. Kim bana toprak saray yaparken yardım eder? Ben! Git buradan! İşte böyle. Böyle. Anne baba bakın. Deniz yükselmeye başladı. Gitme zamanı çocuklar. Ama sarayı. Yarın başka bir saray yapmak için tekrar geliriz canım. Ve bir sonraki gün, daha sonraki gün, daha sonraki gün, daha da sonraki gün. Hikaye zamanı çocuklar. Bir bakalım, bugünün hikayesi Kayu'nun yeni ayakkabıları. Ayakkabılarını bağlamak için yardıma ihtiyacın var mı? Hayır. Ayakkabılarım acıtıyor. Tatlım, ayakların büyümüş. Artık bunlara sığmıyor. Yenisine ihtiyacım var. Al bakalım, şimdilik bunları giy. Hemen ayakkabı almaya gidelim, tamam mı? Kayu botlarıyla yağmur birikintilerinde oynamayı seviyordu. Ama bugün hava güneşliydi ve koşmak istiyordu. Merhaba Sera. Merhaba Kayu. Nereye böyle? Yeni bir ayakkabı almaya. Ayakkabını aldığın zaman bir yarış yaparız. Görüşürüz. Hoşça kal Sera. Ben de Sera'nın ayakkabılarından istiyorum. Hadi gel Kayu. Kayu etrafındaki bütün ayakkabılara ve botlara bakmaktan hoşlandı. Çeşitli yazlık ayakkabılar vardı.
Hanım ayakkabıları vardı. Ve hatta iş ayakkabıları da vardı. Olamaz. Evet. Bunlarla hızlı koşulabilir. Hangi rengi beğendin Kayu? Kayu o anda hangi rengi daha çok sevdiğine karar veremedi. Renge karar vermeden önce ayak numarasına baksak daha iyi olacak. Bir bakalım, senin numaran 7 numara. Anne, anne, ben 7 numarayım. Aman Allah'ım, ayaklarım büyüyor Kayu. Şimdi mavi mi istersin, yeşil mi? Ben... Yeşillere ne dersin? Yeşil, evet. Botlarını bu kutuya koyalım ki eve rahat götürebilesin. Yeni botların çok güzel Kayu. Benim yeni ayakkabılarım da öyle. Ama önce ayak numaranı ölçmeliyiz anne. Benim ayaklarım büyümeyi bırakalı çok oldu canım. Yarış benimle Sera. Sen benden daha hızlı koşuyorsun. Yarış benimle, yarış benimle. Hikaye dinlemeye hazır mısınız çocuklar? Gel ateşin başında otur. Burası çok iyi ve sıcacık. Hadi başlayalım. Bugünün hikayesi Kayu'nun kardan adımı. Ya işte oldu. Ben de tuttum. Hadi kardan adam yapalım. Kardan adam. Evet. Bana yardım eder misin? Kayu kardan adam yapmasını bilmediği halde bu fikir onun çok hoşuna gitmişti. Evet. Tamam, o zaman sen başından başla, ben de gövdesini yaparım. Tamam. Kardan adam yapacağım, kardan adam yapacağım. Bunu yapabilirim. Hey! Yapamıyorum. Kardan adam yapmaktan nefret ediyorum. Başını yapabildin mi Kayu? Ben yapamadım. Yapamadın mı? Üzülme, ben sana öğretirim. Biz dünyanın en büyük kardan adamını yapacağız. Dünyanın en büyük kardan adamı mı? Uzayın bile. Bence bu kar topu yeterince büyük. Hadi yenilerini yapalım. Önce küçük kar topları yapmalıyız. Gördün mü? Kayu, Sarah'ın kendine bir şeyler öğretmesinden memnundu. Bir kar topu yaptım. Evet, yaptın. Hey! Yapma! Ama Kayu durmadı ve Sarah bu oyunun artık eğlenceli olmadığını düşünüyordu. Tamam, eğer kardan adam yapmak istemiyorsan ben gidiyorum. Hayır, kal lütfen. Ben seninle kardan adam yapmak istiyorum. Bak o zaman, çok kolay. Ben bitirdim. Tamam, hadi kardan adamlarımızı yan yana koyalım. Bu parçayı diğerinin üzerine koymalıyız. Hazır mısın? Umarım taşır. Şimdi baş yapmalıyız. Bu senin kardan adamın. Tamam. Merhaba çocuklar, size bir sürprizim var. Torbaya bakın. Havuç mu? Bununla kardan adama burun yapabiliriz. Yaşasın. Torbada harika sürprizler vardı. Ve bir süre sonra kardan adamın yüzünde kocaman bir gülümseme oldu. Bende bir şey daha var. Bakalım uyuyacak mı?
Baksana Sera, çok güzel oldu. Ve bugüne kadarki en büyük kardan adam. Mükemmel. İçeri gelip bir şeyler yemeye ne dersiniz? Bir dakika. Ne oldu? Bir kar topu. Hayır, kardan adamın yemeği. Hikaye zamanı çocuklar. Şimdi bakalım Kayu bugün ne yapmış? Bugünün hikayesi Kayu Palyaço. Bil bakalım ne yapacağız Rosie? Geçi töreni. Töyen, töyen. Atları, trompetçileri ve palyaçoları göreceğiz. Ben palyaçoları çok seviyorum. Hayır palyaço, hayır. Hey Rosie. Yaşasın, geçit törenine gideceğiz. Bum 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 bum. Ah Kayu, bilemiyorum. Ne oldu anne? Geçit törenine gitmenin iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Ama neden? Ben geçit törenine gitmek istiyorum. Orada palyaçolar da olacak Kayu ve biliyorsun Rosie onlardan çok korkuyor. Hayır, artık korkmuyor. Ben gitmek istiyorum. Kayu çok mutsuzdu ve kızgındı. Bu haksızlıktı. Neden gidemeyecekmişiz? Rosie bir bebek olduğu için mi yani? Hatırlasana Kayu, küçük bir bebekken sen de çok korkardın, tıpkı Rosie gibi. Peki şimdi ne yapacağız? Derken Kayu'nun aklına bir fikir geldi. Gördün mü Rosie? Hiç de korkunç değil. Rosie, bu sadece bir oyuncak. Ben ne yapacağımı biliyorum. Palyaçolar geçerken gözlerini kapatırız. Hadi gel Kayu, senin odana gidelim. Neden? Benim bir fikrim var. Belki de geçit törenine gidebiliriz. Ama yardımın gerekiyor. Kayu annesinin fikrinin ne olabileceğini bilemedi. Bakalım. Tamam, bunlar olur. Rosie'ye palyaçoların korkunç olmadığını, sadece giysilerinin farklı olduğunu anlatalım. Tamam. Bak Rosie. Gördün mü Rosie? Palyaçolar çok komiktir. Hayır Rosie, böyle. Gördün mü? Sersem kitli. Bak Rosie, palyaço oldun. Artık Rosie palyaçolardan hiç korkmuyordu. Rosie, bak. Tamam çocuklar, artık geçit törenine gidebiliriz. Yaşasın. Usludur Rosie. Benim palyaçolarım gitmeye hazır mı? Evet, hadi gidelim. Bugün Kayu ve özel arkadaşıyla ilgili hikaye okumaya ne dersiniz çocuklar? Bugünkü hikayemizin adı Kayu'nun özel arkadaşı. Hey! Yaşasın! Kayu özel arkadaşı George'la birlikte oynuyordu. Kayu'nun arkadaşı George çok özel bir arkadaştı. Seninle dinozorculuk oynayabilir miyiz? George'u sadece Kayu biliyordu. Onu gören hiç olmamıştı. Birden Kayu'nun aklına harika bir şey geldi. Hey! Hadi gel yarışalım. Anne bak, büyük anne bak. Ben arkadaşımla yarış yapıyorum. Ben acıktım. Hadi gidip Kayu'ya yemek zamanının geldiğini söyle, tamam mı Rosie? Tamam büyük anne. Kazandım, kazandım. Olamaz.
Kayyu etrafı toplamaya çalışırken bir yandan da saksının kırılmasına George'un sebep olduğunu düşünüyordu. Kayyu, Kayyu, Kayyu. Yemek zamanı. Geliyorum. Biliyor musun George çok hızlı koşuyor ama yarışta ben onu geçtim. George nerede oturuyor Kayyu? Tam olarak bilemiyorum büyük anne. Kayyu. Ama sanıyorum bizim bodrum katında oturuyor. George benim bu dünyadaki en iyi arkadaşım. Kayyu bak hepimiz bitirdik ama sen o kadar çok konuşuyorsun ki tabağına dokunmadın bile. Affedersin anne. Belki de sen yemeğini yerken George dışarıda beklese daha iyi. Merhaba Kayyu. Biraz buraya gelir misin? Bununla ilgili bir bilgin var mı? George yaptı baba. George'un yaptığına emin misin Kayyu? Kayyu'nun babası saksıyı kıranın George olmadığını biliyordu. Evet baba. Onunla yarışırken George düşürdü saksıyı. Tamam. Bu işte senin de biraz katkın olmuş olabilir mi peki Kayyu? Evet baba. Bak ne diyeceğim. Neden burayı temizlememe yardım etmiyorsun? Bir dahaki sefere George'la oynarken ikiniz de biraz daha dikkatli olursunuz, tamam mı? Kayyu bu fikri çok beğendi. Tamam. Güzel. Sen faraşı tut. Ben de süpüreyim. George çok sakar. Öyle değil mi baba? Birazcık senin gibi. Beni salıncakta sallamana bayılıyorum baba. Ben de seni sallamaya bayılıyorum Kayyu. Aa, dışarısı çok soğuk. Hikaye zamanımızda burada olmaktan memnunum. Bakalım Kayyu bugün neler yapmış. Bugünün hikayesi Kayyu yaprakları süpürüyor. Kayyu ve Rosie öyle çok eğleniyorlardı ki anne ve babalarının kendilerini seyrettiğinin farkında bile değillerdi. Kayyu, Rosie. Sanırım çok iyi vakit geçiriyorsunuz çocuklar. Anne, baba siz de bizimle oynayın. Baba. Anne, baba. Baba bu yaprağı uçurdun. Bana kırmızı yaprağı göster Rosie. Evet çok güzel. Burada sarı var anne ve bir tane daha kırmızı. Teşekkür ederim Kayyu. Teşekkür ederim Rosie. Kayyu bütün günü ailesiyle birlikte yaprakların arasında geçirdiği için çok mutluydu. Sanırım içeri girip yemek yeme saati geldi. Hadi ikiniz de gelin. Ben kalıp yaprakları süpüreceğim. Kayyu öylesine mutluydu ki bu eğlencenin bitmesini hiç istemiyordu. Bu güzel günün sonsuza dek devam etmesini istiyordu. Ben burada kalıp babama yardım edebilir miyim? Tabii. Bu çok iyi bir fikir. Yaşasın. Öyle çok yaprak var ki Kayyu. Hepsini temizleyebilecek miyiz? Evet. Ben yaprakları süpürmeyi seviyorum baba. Aslında zor bir iş ama birlikte yapınca eğlenceli oluyor. Kayyu babasına yardım etmeyi seviyordu. Ama oyun oynamayı da seviyordu. Yaprak yığınlarının şehirdeki kocaman evler olduğunu hayal etti. Ben bu evde yaşamak isterim. Kayyu kendini yaprak yığınlarının kocaman evler olduğunu hayal etmeye öyle kaptırdı ki havanın karardığını bile fark etmedi. Baba gel de evimi gör. Evet bu muhteşem bir ev. Kendi başına mı yaptın? Evet. Hadi ikiniz de gelin. Akşam yemeği hazır. Baba, çok güzel bir gündü. Benim için de canım.
Bütün ailem yanımdayken çok mutlu oluyorum. Ben de. Yaprakları süpürmeyi bitirdiniz mi? Evet. Çok 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 vardı. Ben bir ev bile yaptım. Kayu bana gerçekten de çok yardım etti. Hey, senin başında ne var öyle? Merhaba çocuklar, hikaye zamanı. Bakalım Kayu bugün neler yaptı? Bugünün hikayesi Kayu'nun büyük arkadaşı. Kayu bak bu Andre. Annesiyle ben çocukluğumuzdan beri arkadaşız. Kayu Andre'nin hiç de küçük olmadığını düşündü. Aslında Andre çok büyük görünüyordu. Sen çok büyümüşsün Andre. Kaç yaşındasın? 6 yaşındayım. Neden biz konuşurken sen Andre ile oynamıyorsun? Gel bir kale yapalım hadi. Senin oyuncakların yok mu? Buldum bile. Hadi topu oynayalım. Hayır evde olmaz. Yok ola. Kalemi yıktın. Hayır ben yıkmadım sen yıktın. Evde top oynanmasına izin verilmez. Gel o zaman başka bir şey oynayalım. Saklambaç oynayalım mı? Tamam ben saklanacağım. Tamam sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geliyorum. Geliyorum. Kayu, neredesin? Kayu, neredesin? Kayu bu çıplak ayaklara dayanamadı. Hafifçe gıdıkladı. Hey! Seni buldum. Bu Adil, ben düştüm. Evet Adil. Sobelendin Kayu. Başka bir şey oynayalım lütfen. İyi, tamam. Odanda oyuncakların var mı? Andre Kayu'yu çok üzüyor. Beni bekle. Robotumu getireceğim. Andre, robotumu getirdim. Bu da neydi? Sandalyemi kırdın. Andre, canın acıdı mı? En güzel sandalyemi kırdı. O artık benim arkadaşım değil. Andre, çok üzgünüm. Yarın için bir sargı bezi getireyim canım. Tamam canım. Kayu Andre'ye çok kızmıştı. Ama yarasını görünce onun için üzüldü. Andre yaralandı mı anne? Birazdan iyi olacağına eminim tatlım. Kayu'nun sandalyesini kırmak istemedim. Kazayla oldu. Neden biraz da dışarıda top oynamıyorsunuz? Ama top ağacı asılı kalmış anne. Ben alabilirim. Şuna bak. Bekle. Bana bak, böyle vuracaksın. Tuttum. Kayu artık Andre ile oynamaktan hoşlanıyordu. Hop. Hikaye zamanı çocuklar. Bunu seveceksiniz. Kayu'nun nasıl boyaya bulandığını anlatıyor. Adı da Kayu'nun boyaları. Kayu o gün büyük annesinin tavan arasındaydı. Genelde orada çok eğlenceli şeyler bulunurdu. Ama bugün biraz farklıydı. Kayu kendini kötü hissediyordu ve canı hiçbir şey yapmak istemiyordu. Kayu'nun canı sıkkındı. Ne yapacağını bilmiyordu. Hmm.
Sanki hiçbir şey Kayu'yu neşelendirmiyordu. Bugün ters tarafından kalkmış olmalısın Kayu. O da ne demek? Bazı günler sabah uyandığında kendini keyifsiz hissedersin ve bunun sebebini bilemezsin. Ben keyifsiz değilim. Bunu duyduğuma sevindim. Ara öğün için elmalı çöreğimiz olacaktı. Gidip bakayım. Ben aç değilim. Elmalı çörek de istemiyorum. Göreceğiz bakalım. Kayu bugün çok keyifsizdi. Ne yapmalıydı? Kayu'nun büyük annesi boyalarını kullanmasına hep izin verirdi. Ve Kayu resim yapmayı hep severdi. Kayu bu mavi rengi beğendi ve büyük annesinin diğer boyalarını da kullanmaya karar verdi. Kayu, elmalı çörek hazır. Kayu, neredesin? Buradayım. Aman Allah'ım, şu ellerinin haline bak. Ben parmak boyası yaptım. Ve şu güzel resme bak. Elmalı çörek istiyorsan önce ellerini yıkamalısın. Elmalı çörek istiyorsun, değil mi? Evet. Güzel mi canım? Kayu. Merhaba tatlım. Büyük annenle güzel zaman geçirdin mi? Anne, ben parmak boyası yaptım. Kayu bugün başlangıçta biraz keyifsizdi ama sonra bu güzel resmi yaptı. Ve artık keyfi yerinde. Eve gitmek istemiyorum anne. Bir başka gün yine gelebilirsin ama. Doğru. Ne zaman tersinden kalkarsan ve keyifsiz olursan büyük anneni görmeye gelebilirsin tatlım. Ben yine keyifsiz olmak istiyorum. Şuraya bakın, Kayu postacı olmuş. Bu kostüm bugünkü hikaye zamanına çok uygun. Çünkü bugünün hikayesi Kayu mektup yazıyor. Eğleniyor musun canım? Evet anne. Ne güzel, pırıl pırıl bir gün. Ben güneşi çizeceğim. Sanırım mektuplarımız geldi. Bakalım bugün güzel şeyler var mı? Faturalar. Sadece faturalar. Normal bir mektup alsaydık değişiklik olurdu. Merhaba Kayu. Bir derdin mi var canım? Annem bir mektup almak istiyor. Şimdi mi istiyor? Kayu annesinin faturalar yerine normal bir mektup almak istediğini anlattı. Peki neden ona bir tane yollamıyoruz? Aslında sanırım sen zaten bir tane yazmışsın. Evet bak, bu harika bir mektup olur. Bunu anneme yollayabilir miyiz? Kesinlikle. Postacının bunu yarın getirmesini isteyelim. Kayu bazen insanların mektuba X çizerek öpücük yolladıklarını biliyordu. Öpücük mü? Harika oldu. Şimdi bir zarfa ihtiyacımız var. Ben yerini biliyorum baba. Hemen getiririm. Pulu nereden bulacağız? Evet. Aa, Gilbert. Kayu, neredesin? Eyvah. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz orada? Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Öyle değil mi Kayu? Eğer annenin mektubu yarın sabah almasını istiyorsak bu gece hepsini bitirmiş olmalıyız. Ve yarın sabah çok erken kalkmalıyız. Evet. Şimdi başka ne yapmamız gerek? Üstüne pul yapıştırmamız gerek. Çok haklısın. Yaşasın.
Ertesi gün Kayu ve babası postacı ile karşılaşabilmek için erkenden kalktılar. Sanırım bugün bir mektubum var. Bu mektup çok ilginç görünüyor. Kayu, ne güzel bir sürpriz bu. Gilbert'a bile imzalatmışsın. Teşekkür ederim Kayu. Mektubumu sonsuza kadar saklayacağım. Sonsuza kadar mı? Hmm. Yaşasın. Bu aldığım en güzel mektuptu. Uyku Saati hikayesine hazır mısınız? Bakalım bu akşam Kayu neler yapmış. Sanki kampa gidiyor gibi görünüyor. Seni buldum büyük baba. Önce yakalaman gerekiyor. Hey, Merhaba. Çok eğleniyorsunuz. Bahçeye gelip bize katılmaya ne dersiniz? Tamam. Hadi yürü azıcık. Hadi yürü azıcık. Babanı kampa götürdüğüm günleri hatırladım. Küçücük bir çocukken. Kamp mı? Babamla mı? Düşünsene. Kocaman bir sincap gördük. Şelalede yüzdük. Ben de seninle kampa gitmek istiyorum. Kamp yolculukları iyi bir planlama gerektirir. Eğlenceli olabilir. O kadar fazla plana da gerek yok. O çadır hala duruyor mu? Sanırım nerede kurabileceğimizi çok iyi biliyorum. Hey! Hey, Kayu! Nereye kayboldun? Burada. Şimdi ben bunu tutarken sen içeri gireceksin. Arkadaki sırığı gördün mü? Sırık mı? Göstersem iyi olacak. Bak büyük baba, böcekler. Ha, sanırım onları biri daha gördü. Gel bak. Ha? Büyük baba, bir kuş yuvası gördüm. İçinde yavru kuşlar vardı. Tamam, gel çadırımızı yapalım. Yoksa ağacın tepesinde uyumak zorunda kalabiliriz. Çok yakında tutma. Çok güzel görünüyorlar. Mmm, çok lezzetli. Sincaba benziyorsun. Büyük babayla kampta olmak çok eğlenceliydi. Çok geç oldu. Uyku tulumlarını hazırlayayım. Büyük baba, çalıların üstündeki ışıklar nedir? Onlar ışık değil Kayu, ateş böcekleri. Bakalım birini yakalayabilecek miyiz? Başardım büyük baba. Bir tanesini yakaladım. Tabii yakaladın. Büyük baba. Bu sesler Kayu'yu huzursuz ediyordu. Ama büyük baba bunun için bir çözüm buldu. Siz kampçılar hala kalkmadınız mı? Kahvaltı hazır. Günaydın. Neler oldu? Gece çok mu üşüdünüz? Oo, çok gürültü vardı. Biz de evin içinde kamp kurmaya karar verdik. Ben büyük babamla kamptaydım. Bir daha kampa gittiğimizde bütün hayvanlara ve kuşlara biraz sessiz olmalarını söyleyeceğiz. Kayu'ya bir bakın. Ne kadar da güzel giyinmiş. Neler olduğuna bir bakalım. Hikayemizin adı Kayu'nun Yeni Bakıcısı. Kayu'nun anne ve babası özel bir akşam yemeği için dışarı çıkıyorlardı. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Kayu, bizim evlilik yıl dönümümüz. Yani anne ve baba için özel bir gün. Ama Rosie ve senin için de özel bir sürprizimiz var. Yeni bir bakıcınız var artık. Harika değil mi?
Ama ben yeni bir bakıcı istemiyorum. Bu gelen Julie olmalı. Gidip kapıyı açayım. Julie'yi hiç sevmiyorum. Julie, Caillou ve Rosie'nin yeni bakıcısıydı. Oysa ki Caillou her zamanki bakıcısını istiyordu. O yüzden Julie'yi hiç sevmemeye karar vermişti. Merhaba Caillou, benim adım Julie. Düğmeye basman yeterli. Güle güle. Anneniz ne güzel görünüyordu değil mi? Babanız da smokininin içinde çok yakışıklıydı. Hadi güle güle diyelim. Akşam olmuştu ve yemek vakti gelmişti. Ben yemek yemek istemiyorum. Ben de yemek yemek istemiyorum. Caillou, yemeğini yemek zorundasın. Hayır, zorunda değilim. Bir fikrim var. Anne ve babanız yıl dönümleri için özel bir akşam yemeği yiyorlar. Biz neden onlar gibi yapmıyoruz? Caillou her ne kadar Julie'yi sevmemeye karar vermişse de bu fikir çok hoşuna gitmişti. Hadi o zaman, daha ne bekliyoruz? Şimdi tıpkı baban gibi yakışıklı oldun. Sahiden oldun mu? Kesinlikle. Caillou yavaş yavaş Julie'yi sevmeye başladığını fark etti. Hadi şimdi gidip Rosie'yi de annen kadar güzel yapalım. Gel bu. Yakaladım. Caillou Julie'nin bu oyununu çok sevmişti. Ama hala yemeğini yemek istemiyordu. Hadi ama Caillou, yemen gerekiyor. Ben yemek yemek istemiyorum. Ben de yemek yemek istemiyorum. Pekala, madem yemek istemiyorsunuz, onun yerine kahvaltı yapmaya ne dersiniz? Şimdi kahvaltı vakti değil ki. Akşam yemeği vakti. Hiç önemli değil. Şu andan itibaren ikiniz de istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Anlaştık mı? Merhaba Caillou, merhaba Julie. Siz de bizim kadar eğlendiniz mi? Kahvaltı yaptık anne. Gerçekten mi? Neden yemek yemediniz peki? Bu akşamlık yemek yemek istemediler. Ben de kahvaltı hazırladım. Çok iyi yapmışsın Julie. Eğer hazırsan seni evine bırakayım. Hayır, lütfen baba, hayır. Caillou yeni bakıcısıyla o kadar eğlenceli vakit geçirmişti ki gitmesini hiç istememişti. Merak etme Caillou, söz veriyorum en yakın zamanda yine seni görmeye geleceğim. Bu Caillou'nun buz pateni öğrenme hikayesidir. Bu hikaye bugünkü gibi bir kış gününde geçer. Caillou ne zaman anne ve babasıyla bir buz hokeyi maçı seyretse paten kayma isteği duyuyordu. Bunun için babası da arka bahçede bir buz pisti hazırlamış ve Caillou'ya da bir çift paten almıştı. Vuruşunu yaptı ve sayı! Ben de buz hokeyi oyuncusu olmak istiyorum. İyi ama önce paten kaymayı öğrenmemiz gerek. Ben dünyanın en hızlı patencisiyim. Bak anne, adam düştü. Demek ki ben bir dünya şampiyonuyla paten kayacağım. Bu harika. Gördün mü? Yakında sen de böyle kayabileceksin. Tamam. Öğrenmen gereken ilk şey ayakta durabilmek. Caillou paten kaymanın düşündüğü kadar kolay olmadığını anladı. Anne! Aa, Caillou! Anne! Buna tutunursan daha rahat kayabilirsin. Hadi canım, paten kaymaya hazırsın. İstemiyorum baba, çok zor. Kolay olmadığını biliyorum. Ama denediğin için seninle gurur duyuyorum. Hadi tekrar deneyelim.
Kayu sürekli düşmekten yorulmuştu. Ama gene de babasıyla bir kez daha denemek istedi. Tekrar denemek istiyorum. Aferin sana. Çok iyi gidiyor Kayu. Aa, hayır. Bak baba, kayabiliyorum. İyi misin Kayu? Kayu, sen kayıyorsun. Gerçekten kayıyorsun. Bak anne, artık kayabiliyorum. Kim kakao içmek ister bakalım? Birçok kez düştükten sonra Kayu sonunda patenlerin üzerinde durmayı öğrenebilmişti ancak... Canım. Sanırım gelecek derste dönüşleri öğrenmelisin. Ve ondan sonra sana bir buz hokeyi sopası alabiliriz. Ne dersin? Buz hokeyi sopası mı? Yaşasın! Bu Kayu'nun büyük babasıyla birlikte parka gidiş hikayesidir. Orada sevmediği veya sevmediğini düşündüğü bir erkek çocukla karşılaştı. Kayu parka gitmeyi seviyordu ve bazen orada yeni arkadaşlar ediniyordu. Tamam Kayu, bitirdik. Bir tane daha yapacağım. Aa, merhaba. Senin adın nedir genç adam? Jim. Evet Jim. Bu da Kayu. Kayu ile oynamak ister misin Jim? Bu çok iyi bir fikir. Eğer bize ihtiyacınız olursa biz hemen şuradaki bankta oturacağız. Ben bir kule yapıyorum. Kuleyi ben yapmak istiyorum. Sen yıktın. Sana yenisini yapabilirim. Büyük baba. Kulemi yıktı. Belki kazayla olmuştur Kayu. Jim çok üzgün Kayu, değil mi Jim? Ama tekrar yaptım. Çok iyi bir iş yapmışsın Jim. Şimdi neden ikiniz beraber güzelce oynamıyorsunuz? Tamam. Ben artık bu oyunu oynamak istemiyorum. Salıncaklara gidiyorum. Beni bekle. Salla beni. Hayır, sallamayacağım. Önce sen beni salla. Kayu Jim'i sevmiyordu çünkü o sürekli kendi bildiğini okuyordu. Kayu, ne oldu? Benimle oynamak istemiyor. O her zaman ilk olmak istiyor büyük baba. Jim, biliyorsun sırayla oynamalısınız. Unuttun mu? Biliyorum. Benimle yeniden arkadaş olur musun? Jim ve Kayu kovayla sırayla oynamaya başladılar. Salıncakta sırayla birbirlerini salladılar. Ve günün sonuna kadar birlikte oynamaktan çok hoşlandılar. Büyük baba hiç eve gidemeyeceklerini sandı. Tamam çocuklar, gitme vakti. Birkaç kerecik daha büyük baba, lütfen.
hikaye zamanına hazır mısınız? Evet, hazırız. Bakalım Kayu bugün neler yapmış? Bugünün hikayesi Kayu ve babası. Hoşça kal anne. Görüşürüz tatlım. Siz ikiniz sakın başınızı derde sokmayın. Hoşça kal. Kayu'nun annesi ve kız kardeşi Rosie bugün bütün gün dışarıda olacaklardı. Bu Kayu'nun bütün günü babasıyla geçireceği anlamına geliyordu. İşte buna bayılıyorum. İyi koyu bir kahve. Ben de bayılıyorum baba. Gizli planımızı hatırlıyor musun Kayu? Kayu babasına annesine çok özel bir sürpriz hazırlaması için yardım ediyordu. Sence annem bu sürpriz kitaplığı beğenir mi? Oh, evet baba. Kayu babasıyla böyle vakit geçirmeye bayılıyordu. Yalnızca ikisi baş başa. Şimdi bunun çok hızlı kuruması gerekli ki biz de... Hayır. Hayır. Ne oldu baba? Evet. Birincisi sen boyaya bulandın. Sen de öyle baba. Evet. Haklısın. İkinci olarak da ben astar boyanın üzerine süreceğim mavi boyayı almayı unuttum. Sana ne yapacağımızı söyleyeyim. İşimize bakacağız. Aynen öyle yapacağız. Yaşasın. Hadi bakalım. Hazır mısın? Evet. Hadi o zaman işimize bakalım dostum. Sence annen en çok hangi rengi sever? Bunu. Hadi alalım o zaman. İşimize mi? Emin olabilirsin. Kayu ve babası öğle yemeği için sosis yemeye karar verdiler. Merhaba, biz geldik. Kayu. Kayu. Bu kurumuş baba. Siz ikiniz neyin peşindesiniz böyle? Biz bugün işimize baktık anne. Bak. Bir kitaplık. Öyle ihtiyacım vardı ki. Bir dakika. Sanki bir de yeni bir kitabım olmuş. Ben yaptım anne. Hadi bakalım çocuklar, bir başka Kayu hikayesi zamanı. Şimdi bakalım Kayu neler yapıyor. Evet. Bugünün hikayesi Kayu havuç yetiştiriyor. Kayu? Kayu, neden arka bahçeye çıkmıyorsun? Orada seni bekleyen biri var. Kayu kendini bekleyenin kim olduğunu merak etti. Büyük baba. Merhaba. Ne yapıyorsun büyük baba? Annen için küçük bir sebze bahçesi hazırlıyorum. Bana yardım etmek ister misin? Yaşasın. Bekle ve gör Kayu. Çeşit çeşit sebze yetiştireceğiz. Hem de çok lezzetli. Kayu aslında pek sebze sevmezdi. Ama sebze bahçesi yapma fikrini sevdi. Sana çok önemli bir görev veriyorum. Havuç yetiştirmek ister misin? Evet, isterim. İşte havuçlarının tohumları. Havuçlar nerede peki? Önce tohumları toprağa ekmelisin. Daha sonra onlara çok çok su vermelisin ki tohumlar havuç olsun. Kayu'nun büyük babası sebze bahçesinin içinde küçük bir delik kazdı. Kayu buraya büyük babasının gösterdiği gibi tohumları ekebilecekti. Yaşasın!
yaptı. Burada hiç havuç yok. Biraz sabırlı olmalısın. Havuçların büyümesi yaz sonunu bulabilir Kayu. Yaz sonunu mu? Ben havucumu çizdim. Güzel. Şimdi kartonun üstüne biraz renkli yapışkan süreceğim. Bu işaretle Kayu havuçların ekili olduğu yeri kaybetmeyecekti. Kayu her gün havuçların büyüyüp büyümediğini görmek için sebze bahçesine gitti. Ve birkaç hafta sonra... Havuç tohumları. Hayır, havuçları. Kayu havuçlarının hiç olamayacağını düşünmeye başlamıştı. Çok uzun zaman geçmişti. Derken birkaç hafta sonra... Merhaba Kayu. Sebze bahçesine baktım da bil bakalım ne oldu. Sanırım havuçların artık büyümüş. Gerçekten mi? Havuçlarım. Onları görmek istiyorum. Geliyorum. Aa, gene yapraklar. Ama havuç yok. Sadece yaprak. Aa, o kadar emin olma. Yapraklardan tut ve çek. Göreceksin. Herkese afiyet olsun. Bu havuçları ben yetiştirdim. Bunlar harika canım. Tebrik ederim Kayu. Rosie'ye bak. Senin havuçlarını çok sevmiş gibi görünüyor. Kayu sebze sevmemesine rağmen kendi havuçlarının çok lezzetli olduğunu düşündü. Heyecanlı bir yolculuğa ne dersiniz? Hikaye zamanı geldi. Bakalım Kayu bugün neler yapmış? Aa evet, bugünkü hikayemizin adı Kayu Luna Park'a gidiyor. Hala gelmedik mi baba? Az kaldı canım. Hala gelmedik mi? İşte geldik. Kayu çok heyecanlanmıştı. Çünkü hayatında ilk kez bir Luna Park'a gidiyordu. Babasıyla birlikte bir sürü oyuncağa binmek istiyordu. İlk olarak Niagara Şelalesi botuna binmeyi seçmişti. Boy ölçüm tahtasının önünde dur Kayı. Bu ne baba? Binebilmek için yeterince uzun olman gerekiyor. Evet. Sevdin mi? Evet, çok eğlenceli. Biraz da korkutucu değil mi? Kayı ve babası botun hem eğlenceli hem de birazcık korkutucu olduğunu düşündüler. Hey! Kısa bir süre sonra Kayu korktuğu için de eğlenmeye başlamıştı. Üzerimize su sıçradı anneciğim. Kim pamuk helva ister? Ben isterim. Ben de isterim. Yaşasın. Ben pamuk helvanın onlar için çok da sağlıklı olduğunu sanmıyorum. Yani bu sen istemiyorsun demek mi oluyor? Aa. Gerçekten çok yüksekteyiz. Bak. Kayu dönme dolaba binmekten çok keyif almıştı. O kadar yükseğe çıkmıştı ki oradan tüm Luna Park'ı görebiliyordu. Baba bak. Kayu'nun şimdiye kadar gördüğü en büyük oyuncak ayıydı. Halkaları bloklara geçirmeyi başarabilirlerse belki de ayıcığı kazanabileceklerdi. Olamaz. Bu Kayu için gerçekten çok zor bir oyundu. Atmayı başaramadım. Göründüğü kadar kolay değildir. Sen yapabilir misin babacığım? Elimden geleni yapacağım. Harika atıştı. Kayu babasının 3. halkayı da atabilmesi için dua etmişti.
Eğlenebildin mi Kayu? Ah evet anneciğim. En çok neyi sevdin bakalım? Şelale üzerindeki botumu, dönme dolabımı. Tahmin edeyim babanın halkaları atıp ayıcığı kazanabilmesini, öyle değil mi? Evet. Servisiniz gelmeden önce bir hikaye okumaya vaktimiz var. Kayu'nun bugün neler yaptığına bakmaya ne dersiniz? Hikayemizin adı Kayu'nun okul servisi. Kayu henüz okula gitmiyordu. Ama her gün sokaktan geçen okul servisini görmek için bekliyordu. Kayu büyük çocuklarla birlikte servise binmeyi çok istiyordu. Babacığım, ne zaman okul servisine binebileceğim ben? Aslında gelecek doğum gününe kadar okula gidemeyeceksin. İyi bakalım. Biz bugündeyiz. Ve bu da senin doğum günün. Ama ben okul servisine şimdi binmek istiyorum. Binemesen bile en azından gidip servisi görebiliriz. Peki buna ne dersin? Ertesi sabah Kayu ve babası her zamankinden daha erken kalktılar. Böylece servisi yakından görebileceklerdi. İşte geliyor babacığım, işte geliyor. Yaşasın, yaşasın. Merhaba Kayu, sen de bizimle servise mi gideceksin? Kayu henüz okula gitmiyor Sera. Günaydın delikanlı. Sen de okula mı geliyorsun? Dur bir dakika. Seni hatırladım. Küçük bir çocukken seni okula ben götürürdüm. Merhaba Bay Washington. Sizi tekrar gördüğüme sevindim. Bu benim oğlum Kayu. Servisinizi görmek istedi de. Tanıştığımıza gerçekten sevindim Kayu. Zamanı geldiğinde seni okula götürmeyi çok isterim tabii. Servise binmek istiyorum babacığım. Üzgünüm ama seni bugün götüremem Kayu. Bay Washington, Kayu'nun bu duruma çok üzüldüğünü görebiliyordu. Ama belki yarın olabilir. Tabii annen ve baban buna izin verirlerse. Ben de patronuma olabilir mi diye soracağım. Yani bu konuda kesin bir söz veremem. Bay Washington gerçekten çok nazik değil mi Kayı? Hadi gidip annene soralım. Tamam peki. Bu nedir Kayı? Okul servisi babacığım. Peki servisi kullanan kişi kim? Ben. Kayu, unutma ki servise binip binemeyeceğini öğrenmek için yarına kadar beklemeliyiz. Merhaba Kayu, bugün okula gidiyorsun gibi görünüyor. Kayu çok heyecanlıydı. Servise binip binemeyeceğini bilmiyordu. Günaydın. Pekala, okula gecikmek istemez değil mi Kayu? Hadi bin. Hala ne bekliyorsun? Hadi bin. Yaşasın. Kayu sarı renkteki büyük servise binmeyi çok sevmişti. Neredeyse eve geldi Kayu. Bak işte baban seni bekliyor. Hey. Beni gördün mü baba? Servisin içindeydim. Görmez olur muyum? Şimdi Bay Washington'a teşekkür edelim. Teşekkür ederim Bay Washington. Hoşça kal Kayu. Hoşça kal. Doğum gününden sonra görüşürüz. Nereye saklandınız? Hikaye zamanı. Aa, işte oradasınız. Bakalım Kayu bugün neler yapmış. Bu hikayemizin adı Kayu Gilbert'ı arıyor. Kayu Gilbert'ı arıyor. Hazır mısın Gilbert? Aa. Yardım et Gilbert. Kayu dinozor avcısı oyununu oynamayı çok seviyordu. Gilbert'la oynayınca daha da zevkli oluyordu. Kayu, yemek zamanı. Gilbert, sen burada kal. Merhaba Kayu, neler yapıyorsun bakalım? Gilbert'la oynuyordum. Onu kötü bir dinozordan kurtardım baba. Sahi mi? Dinozor avına çıktığın için çok cesur olmalısın.
Ortaya çık Gilbert, oyun oynayalım. Gilbert, Gilbert. Neredesin? Caillou üzgündü. Caillou orada kalmasını söylemişti ama Gilbert onu dinlememişti. Baba, Gilbert gitmiş, beni beklememiş. Evet ama burada değil. Ama oturma odasında da yok. Nerede peki bu? Oyunumu oynamam için ona ihtiyacım var. Gilbert, hemen buraya gel, hemen. Gilbert, sen kötü bir kedisin. Caillou Gilbert'a çok kızmaya başlamıştı. Nereye saklanıyor olabilirdi? Ah, neler oluyor Caillou? Gilbert'ı bulamıyorum anne. Oturma odasında beni beklemesi gerekiyordu. Muhtemelen yatak odalarından birinde uyuyordur. Gel gidip bir bakalım. Dedektifler gibi. Dedektif mi? Eğer dedektifsek önce ipuçlarını araştırmalıyız. Peki ipucu nedir anne? İpucu, Gilbert'ı bulmamıza yarayacak şeyler. Onun için gözlerini kocaman aç. Bu bir ipucu mu anne? Caillou Gilbert'la oynarken dinozorun üstünden kopan ipi buldu. Bu Gilbert'ın yakınlarda bir yerde olduğu anlamına geliyordu. Bu çok iyi bir ipucu. Gilbert! Burada yok anne. Sanırım bakmadığımız bir tek oda kaldı canım. Benim odam. Gilbert dışarı çık. Gilbert. Bak anne, dinozor. Bir ipucu daha. Sen çok iyi bir dedektifsin Caillou. Onu buldum. Yaklaşın çocuklar, hikaye zamanı. Caillou'ya bak, kahvaltı ediyor. Bu normal bir kahvaltı değil. Bu hikaye Caillou'nun sürpriz kahvaltısı. Bir sabah Caillou çok erkenden kalktı. Caillou sessiz olmaya ve kimseyi uyandırmamaya çalışıyordu. Anne, uyuyor musun? Baba, uyuyor musun? Caillou artık uyanmıştı ve karnı çok acıkmıştı. Kendi başına bir an önce kahvaltısını yapmaya karar verdi. Bu gördüğü manzara aklına ailesine de kahvaltı hazırlayabileceği düşüncesini getirdi. Caillou, günaydın Rosie, benimle gel. Herkese kahvaltı hazırlayacağım. Caillou annesini ve babasını uyandırmak istemiyordu. Hazırladığı kahvaltının sürpriz olmasını istiyordu. Biraz süt ister misin Rosie? Günaydın Gilbert, acıktın mı? Kahvaltı Gilbert? Evet. Kahvaltı hazırlamak ne zor bir işti. Caillou şimdi masayı hazırlamalıydı. Caillou bunun anne ve babasının şimdiye kadar gördükleri en büyük sürpriz olmasını istiyordu. Bu da neydi böyle? Ben bir şey duymadım. Sanırım Caillou mutfakta. Caillou! Her şey yolunda mı Caillou? Şşşt! Sürpriz! Anladım, tamam. Caillou'nun nasıl bir sürpriz hazırladığını çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Dolap Caillou'ya çok dolu gözüktü. Ama kahvaltılıklar neredeydi? Annem tavuk sever. Oh, gevrek
gevrekler. Babam gevrek sever. Anne. Kayu tam olarak hazır değildi. Hayır gelme anne. Masaya tek bir şey daha koyacaktı. Sürpriz kahvaltısının eksik olmasını istemiyordu. Tamam gelebilirsiniz. Oo. Bu bir sürpriz kahvaltı. Kesinlikle öyle. Harika görünüyor. Bak benim en sevdiğim tahıl hazırlanmış bile. Benim tabağımda da güzel bir kurabiye var. Tereyağı tabağı da rahatça sürebilmem için hemen yanımda. Size şimdiye kadar olan en güzel sürprizi hazırladım. Kim hikaye dinlemek istiyor? Okumamı istediğiniz hikaye bu mu? Evet büyük anne. Hadi oku büyük anne. Bakalım adı neymiş? Aa evet. Kayu'nun kayıp çorabı. Çoraplarım nerede? Kayu en sevdiği çorabını bulmuştu. Ama diğer tekine de ihtiyacı vardı. Kayu odasında çoraplarını bulamayınca kirli çamaşırların arasına bakmaya evet. karar verdi. Kayu çoraplarının çamaşır makinesinin içinde olabileceğini düşündü. Ama görmek için boyu çok kısaydı. Gidip bir sandalye almaya karar verdi. Kayu kapıyı açmayı denedi ama açılmıyordu işte. Bu çok ürkütücüydü. Anne! Anne! Kayu ben buradayım. Bir şey yok. Korkma canım. Baba! Baba! Kapı açılmıyor. Seni oradan hemen çıkaracağım. Korkma. Sanırım kapının tokmağı senin tarafına düşmüş Kayu. Evet baba. Tamam. Bu taraftaki düşmemiş ama çok yavaş çevirmeliyim. Her şey yolunda Kayu. Sen burada ne yapıyordun? Çorabımı arıyordum baba. Çamaşırların arasına baktın mı? Hadi gel birlikte bakalım ha? Tamam. Annen bu sabah kirli çamaşırları ayırıyordu. Belki de çorabını yere düşürmüştür. Çamaşır makinesinin içine bakmak istiyorum. İyi fikir. Hadi bakalım. Görebiliyor musun canım? Hayır. Yine mi kapıyı açık unutmuşum ben? Hay Allah. Bunun içinde bir şey kalmamış. Ben de bakacağım. Burada da yok. Hadi boş ver. En iyisi başka çorap bulalım. Ayaklarım buz kesti. Ama ben o çorabı istiyorum. Sana bir çorap bulduktan sonra benim kapı tokmağını onarmama yardım edersin. Olamaz. Sanırım biri kapıyı tekrar kapatmış. Tatlım, orada mısın? Hey! Hadi birlikte bağıralım. Anne! Anne! Kayu bu sefer korkmamıştı çünkü babası yanındaydı. Aa canım sen orada mıydın? Aa hayır kapı tokmağı elimde kaldı. Kayu'nun babası annesine kapı tokmağını nasıl takacağını anlattı. Ve kısa süre sonra anne kapıyı açabildi. Bir daha kilitli kalmadan şu kapıyı onarmalıyım. Gidip aile çantamı getireyim. Çorabına ne oldu senin? Kaybettim anne. Sanırım şimdi çok sevineceksin. Hadi sepetin içine bak. İşte burada. Kayu çoraplarını giyince hiç kimse bir daha kilitli kalmasın diye babasının kapıyı onarmasına yardım etmeye koyuldu. Hikaye zamanı çocuklar. Bakalım aranıza sığabilecek miyim? Böylece hepiniz kitabı görürsünüz. Hadi oku büyük anne. Kayu'nun yeni maceralarından biri olmalı. Hikayemizin adı Kayu işe gidiyor. Kayu çok heyecanlıydı. Annesiyle birlikte onun iş yerine gidiyordu. Önce döner kapıdan içeri girmemiz gerekiyor Kayu. Bunu yapabilirim anne bana bak. Tamam hadi bakalım. Diğer taraftan çıkmayı unutma sakın. Anne. Aa canım itmeye devam et Kayu. Tekrar denemek istiyorum. Kayu
Kayu daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Etrafta bir sürü gülünç ses ve tanımadığı bir sürü insan vardı. Kayu. Sen Kayu olmalısın. Seni tanıdığıma çok sevindim. Ofisimize hoş geldin. Kayu buraya çalışmaya geldim. Bakalım bu masa bugünlük sana ait. Neler yapmak istersin? Çalışmak isterim. Kayu çalışmanın yazı yazmak olduğunu düşündü. Bununla çalışabilirim. Bitirdim. Bak anne. Çok güzel oldu Kayu. Bir dakika. Bu babam, bu Rosie ve bu da ben. Al hadi senin olsun. Çok güzel Kayu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi bir iş başardın. Şimdi oyun oynayabilir miyiz? Şimdi oynayamam ama Kayu. Bitirmem gereken işlerim var. Belki bir resim daha çizersin. Merhaba Teddy. Bugün annemin işleri çok uzun sürüyor. Kayu, henüz işimi tam olarak bitirmedim ama sana bir sürprizim var. Merhaba. Baba, benim Kayu. Annene çalışıyorum. İş yapıyorum. Teddy de benimle. Seni seviyorum baba, güle güle. Yemek yiyelim mi, ne dersin? Kayu ve annesi yiyeceklerini çıkarttılar ve Teddy ile birlikte çok güzel bir piknik yaptılar. Neden yaptın resmi benim ilan tahtama asmıyoruz? Böylece herkes görebilir. Evet, asalım hadi. Evet, harika görünüyor. Hey! Baba. Hadi siz gidin. Sonra evde görüşürüz. Gördün mü? Annemin iş yeri burası. Evet, çok doğru. Kayu babasına annesinin iş yeriyle ilgili bildiği her şeyi gururlanarak anlatıyordu. Dur, sana göstereyim. Kapılar çok ağırdı. Kayu'nun babası ona yardım etmeye karar verdi. Kapıları rahatlıkla açtığına göre çok güçlüsün demektir. Biliyorum baba. Kayu babasına bütün gün işte neler yaptığını anlatıp durdu. Yapmadım. Yaptım. Yapmadım. Siz gene mi kavga ediyorsunuz? Neden kavga etmeyi bırakıp bir Kayu hikayesi dinlemiyorsunuz? Şimdi şuna bir bakın. Kayu ve Clementine de kavga ediyorlar sanki. Bugünkü hikayemizin adı Kayu'nun Kavgası. Kayu'nun arkadaşı Clementine oynamaya gelecekti. Bunun için Kayu da oyuncaklarını hazırlıyordu. Kayu! Kayu! Aşağı gel! Clementine geldi. Hoş geldin Clementine. İçeri girsene. Hadi merhaba de Kayu. Merhaba. İyi çocuk ol Clementine, tamam mı? Güzel güzel oynayın. Tamam anne. Problem çıkartma, tamam mı? Hayır anne. Bir problem çıkaracağını hiç sanmıyorum. Hadi içeri gel bakalım. Yaşasın! Yaşasın, bir sürü oyuncak getirmişsin. Kayu Clementine'la dinozorculuk oynamak ve oyuncaklarıyla kendilerine nasıl bir ev yapabileceklerini anlatmak istiyordu. Evcilik oynayalım. Ben anne olayım, sen de baba. Bu Kayu'nun hiç de sevdiği bir oyun değildi. Ben dinozorculuk oynamak istiyorum. Bir oyuncak ayı ve sincap çocuklarımız olabilirler. O benim ayım ve benim sincapım. Kayu ayı ve sincapına izni olmadan kimsenin dokunmasını istemezdi. Hadi onlar için çay partisi yapalım. Hadi gel Kayu. Onları hemen geri ver. Onlar benim. Problem çıkarma Kayu. Otur ve güzel güzel oyna. Ben güzel güzel oynamak istemiyorum. Ne oldu şimdi? Ben evcilik oynamak istemiyorum. Dinozorculuk oynamak istiyorum. Tamam. O zaman dinozorlar da bizim çocuklarımız olur. Kayu bu fikri hiç mi hiç beğenmedi. Artık seninle oynamak istemiyorum. Artık seni sevmiyorum. Anne! Kayu neler oldu?
Peki Clementine nerede? Ben Clementine'ı sevmiyorum. Ayımı ve sincabımı aldı anne. Hadi bu problemi çözmeye çalışalım canım. Birbirimizden özür dileyip yeniden arkadaş olabilir miyiz? Üzgünüm Kayu. Sıra sende Kayu. Üzgünüm Clementine. Lütfen içeri gelin. Clementine'in abi Billy beyzbol şampiyonuydu. Ve Caillou onu görmekten hep çok mutlu olurdu. Merhaba Billy. Merhaba Caillou. Top oynamak ister misin? Sen çok iyi bir oyuncu olacaksın Caillou. Gelin meyve suyu için çocuklar. Hadi yarışalım. Clementine gerçekten çok iyi beyzbol oynuyorsunuz. Yakında tekrar oynarız olur mu? Aa evet. Sen ve Clementine'la yarın da oynamak istiyorum. Öbür gün de oynamak istiyorum ve daha sonraki günde. Yaklaşın bakalım çocuklar. Hikaye zamanı. Hey, Caillou'ya bakın. Biraz korkmuş görünüyor. Acaba neden? Bu hikayemizin adı Caillou'nun Kocaman Kaydırağı. Caillou parkta oynarken çok güzel vakit geçiriyordu. Bana bak, bana bak. Çuf çuf çuf. Ben tren oldum baba. Merhaba Caillou. Merhaba Clementine. Ben çuf çuf oynuyorum. Ben de oynayabilir miyim? Clementine ve Caillou çuf çuf trencilik oynarken çok eğleniyorlardı ama derken Clementine'ın aklına bir şey geldi. Kaydıraktan kayalım mı? Evet. Hayır, bunda değil. Onda. Clementine büyük çocukların kaydırağını gösteriyordu. Ama Caillou kaydırağın yaşasın yanına gelince çok büyük ve çok yüksek olduğunu gördü. Bu çok yüksek. Caillou korkmuştu. Hadi gel Caillou. Ben önce burada oynamak istiyorum. Caillou Clementine'ı tünellerde oynamaya ikna edebildi. Hadi beni yakala. Geliyorum. Tuttum. Geç oluyor Caillou. Birazdan gitmemiz gerek. Hayır. Hadi gel Caillou. Çok yüksek. Ama korkmuyorum. Önden sen git hadi. Hey, çok eğlenceliydi. Hadi gel Caillou, sıra sende. Hadi kay Caillou, çok eğlenceli. Hadi Caillou. Korkmuyorum. Ama aslında Caillou gerçekten çok korkuyordu. Baba, baba. Caillou biraz korktu. Sanırım ağlıyor. Ben hiç korkmadım. Çok kolaydı. Ne oldu Caillou? Bu kocaman ve ürkütücü bir kaydırak. Ama eğlenceli de görünüyor. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Neden birlikte kaymıyoruz? Bir, iki, üç. Hadi. Caillou heyecanlanmıştı ama Clementine fazla etkilenmedi. Ben kendi başıma kaymıştım. Evet, şimdi ben kendim kaydım. Çok kolay. Hadi gitme zamanı Caillou. Hemen dönerim. Hey, bir kerecik daha baba. Ama tabii ki bir kerecikle kalmadılar. Hikaye dinlemeye hazır mısınız? Bir Caillou hikayesi. Bugünkü hikayemizin adı Caillou Köpek Gezdiriyor. Aa,
Kayyu bu şirin yavru köpekle daha önce karşılaşmıştı. Merhaba Kayyu. Bu küçük adamla bugün de ben ilgileneceğim. Adı Kayyu olan bir arkadaşını ziyaret etmek istedi. Benimle birlikte onu gezdirmek ister misin? Tabii. Yaşasın. Onu yürütebilir miyim? Tabii ki. Bak büyük anne oturdu. Ona caddeyi geçmesini söylemeni bekliyor. Geçmesi gereken zamanda ona yürü de. Yürü. Kayyu yavru köpeğin sözünü dinlemesinden çok hoşlanıyordu. Bak sana ne getirdim. Oynamak istiyor. Topu at ve ona getir de. Hemen sana getirecektir. Getir. Getirdi. Ona bırak de. Bırak. Vay canına. Getir. Kayyu bu küçük köpekle oynayarak harika bir gün geçiriyordu. Baba, gerçekten ama gerçekten ne istediğimi biliyor musun? Nedir Kayyu? Küçük bir beyaz köpekçik. Çok şirindi, değil mi? Ama biliyorsun Kayyu, bizim bir tane kedimiz var. Gilbert'ımız var. Ama ben bir köpek istiyorum. Gezdirebileceğim bir köpek. Rosie ve sen biraz daha büyüyünce belki bir köpek almayı düşünebiliriz. İyi geceler. İyi geceler baba. Kayyu büyümeyi beklemek istemiyordu. O şimdi bir köpek istiyordu. Kayyu ertesi sabah oyuncak köpeğini bulunca aklına parlak bir fikir geldi. Bu senin tasman olabilir. Anne baba gelin bakın. Ne oldu? Sürpriz. Bakın. Artık Kayyu'nun da her gün gezdirebileceği kendine ait bir köpeği vardı. Bugünkü hikayemiz ne büyük anne? Hadi oku büyük anne. Bugünkü hikayemizin adı Kayyu Rosie'ye bakıyor. Kayyu ve Rosie, Rosie'nin yeni oyuncağıyla oynayarak keyifli zaman geçiriyorlardı. Çok gürültülü bir keyif. Başım çok ağrıyor. Biraz yatmalıyım canım. Büyük abi gibi davranıp yaramazlık yapmaması için Rosie ile ilgilen. Olur anne. Teşekkür ederim Kayyu. Hayvanların resimlerini çizmeye ne dersiniz? Hem sessiz olursunuz ben de dinlenirim. Tamam. Kayyu Rosie'ye iyi bakabileceğini düşünüyordu. Şimdi resim çizeceğiz Rosie. Ben de çizeceğim. Hayır Rosie, hayır. Hayır Rosie, hayır onu bana ver. Hayır, hayır o benim. Dur lütfen. Sessiz ol. Şimdi annem kızacak. Kayyu. Burada neler oluyor böyle? Kayyu.
Ben senden büyük bir abi olmanı ve Rosie'ye bakmanı rica ettim. Kavga etmeni değil. Hayır, annesinin kendine kızmasının hiç de adil olmadığını düşündüm. Rosie'yi susturmak için elinden geleni yapmıştı. Bu Rosie'nin suçuydu. Ama anne, ben onu... Rosie, uykun gelmiş. Ama Rosie... Hemen dönelim Kayu. Ben artık Rosie'nin büyük abi olmak istemiyorum. Aa Kayu. Şimdi bana neler olduğunu anlat. Ben Rosie'ye durmasını söyledim ama beni dinlemedi. Büyük abi olmak kolay değil. Şimdi duvarı temizlesem iyi olacak. Ben sana yardım ederim anne. Aa, bu çok iyi olur. Ben küçükken annemler evde bir parti vermişlerdi ve ben de küçük kuzenim Bella'ya bakmak zorunda kalmıştım canım. Ne yaptı biliyor musun? Koca bir tüp diş macunu kendi üzerine sıktı. Bu çok kötü anne. Ve ben de zor durumda kaldım canım. Tıpkı senin gibi. İyi oldu Kayu. Kayu. Şuna bak. Ne güzel. Kocaman bir çocuk oldun Kayu. Ve Rosie'ye ne kadar iyi abilik yapıyorsun böyle. Merhaba. Sanırım bugünkü hikaye zamanında yalnız ikimiz olacağız. Sürpriz. Ah. Sonunda yalnız kalmaktan kurtuldum. Bugünkü hikayemizin adı Kayu hastalandı. Kayu o gün kendini hiç iyi hissetmiyordu. Biraz ateşi var gibiydi. Sanırım biraz ateşim var senin. Ben düşürmek için bir şeyler yapacağım. Bu arada sen de dinlen. Bir süre sonra Kayu yatakta yatmanın keyifli olmadığını düşündü. Kayu hemen yatağına dön. Yatmak istemiyorum anne. Al bakalım bu sana iyi gelecek. Ertesi gün çok garip bir şey oldu. Anne! Ha, kendini nasıl hissediyorsun? Bak. Kızamık gibi görünüyor. Kızamık mı? Korkarım bu yatman gerektiği anlamına geliyor canım ve bir de kaşınmamalısın. Peki neden? Çünkü kaşınırsan bu kırmızı benekler yara olur. Kaşınmak yok Kayu. Evet banyon hazır. Çabucak iyileşeceksin bak gör. Kayu için en zoru bu sürekli kaşınan benekleri kaşımamaktı. Sen yine kaşınıyor muydun? Birazcık anne. Bu da nedir? Küçücük bir şey. Dinozorunu versene bana canım. Aynı bana benzedi. Ben de yapacağım. Kayu ve annesi kırmızı bineklerle boyadıktan sonra dinozor da kızamıklı gibi görünüyordu. Kayu eve kapalı kalmaktan hoşlanmıyordu. Dışarı çıkıp Rosie ile oynamak istiyordu. Anne bak, beneklerin çoğu yok olmuş. Şimdi dışarıda oynayabilir miyim? Henüz değil tatlım. Banyo için hazır mısın? Tamam. Dinozorum da benimle birlikte yıkanabilir mi? Seyredebilir ama seninle birlikte suya giremez. Kayu beneklerin hiç yok olmayacağını sandı. Ama bir sabah baktı ki neredeyse hiçbiri yoktu. Merhaba Kayu. Hey dinozorunda ne kadar çok benek varmış. Benim gibi. Sahi mi? Göster bakayım. Hoşça kal. Kayu Rosie'ye sonunda bahçede birlikte oynayabileceklerini söylemeye gitti. Merhaba Rosie. Bak bütün beneklerim kayboldu. Anne. Ne oldu? Rosie kızamık olmuş anne. Sanırım haklısın. Birçok kez yıkanacaksın sonra da benekler kaybolacak.
Tıpkı dinozorum gibi. Yaşasın. Hoşça kal, sonra görüşürüz. Nerede kalmıştık? Aa evet. Şimdi bir Kayu hikayesi okuyacağız. Evet, bir bakalım Kayu bugün neler yapmış. Bugünkü hikayemizin adı Kayu'nun telefon görüşmesi. Anne. Sanırım orada olabilirim ama önce ajandama bakayım. Hı-hı. Anne, Rosie bir şey yaptı. Kayu, telefondayım canım. Sözümü kesiyorsun, bekle biraz. Kayu'ya sanki annesinin onun için ayıracak hiç zamanı yokmuş gibi geldi. Çünkü annesi sabahtan beri telefonla konuşuyordu. Tamam. Lütfen hemen arayın. Hoşça kalın. Telefonunuzu bekleyeceğim. Şimdi bana ne söylemek istiyordun canım? Rosie bir kitap yırttı. Gelip hemen görmelisin anne. Aa, bir dakika Kayu. Alo? Aa, evet. Telefonunuzu bekliyordum. Aa, bir dakika. Gerçekten çok çok meşgulüm Kayu. Neden gidip içeride oynamıyorsun? Seninle sonra konuşalım. Resmime bak anne hadi. Tamam, bu çok iyi olur. Hoşça kalın. Merhaba canım. Bakayım. Özür dilerim Kayu. Bu sabah gelen telefonlarla çok meşgulüm ama birazdan bitecek. Kayu gerçekten annesiyle konuşmak istiyordu ve ona telefon etmeye karar verdi. Anne anne seni aradım ve telefon çaldı. Neden bu defa sen cevaplamıyorsun? Merhaba, benim Kayu. Kayu telefona cevap vermekten çok hoşlandı. Kendini bir yetişkin gibi hissetti. Büyük annem arıyor anne, büyük annem. Ona nasıl olduğunu sor. Merhaba büyük anne, nasılsın? Ben iyiyim Kayu, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün öğleden sonra beni görmeye gelir misin diye sormak için aramıştım. Yaşasın, evet. İçeri gel. Merhaba. Yaşasın. Arkadaşımın mini köpek yavrusunu hatırladın mı? Evet büyük anne. Biz büyük annenle birlikteyken siz de Rosie'yle oynayın canım. Büyük anne mini köpeğe bak nasıl zıplıyor. Koşma Rosie, onu huzursuz ediyorsun. Biraz sakin ol. Tamam büyük anne. Üzgünüm, şu anda konuşamıyorum. Ben sizi sonra ararım. Bu minik köpek telefon her çaldığında böyle yapıyor. Peki neden? Telefonda biriyle konuşurken onu tamamen unutacağımı sanıyor. Bu benim tanıdığım başka bir minik köpeğe benziyor. Neye gülüyorsunuz siz? Bu çok komik bir hikaye. Ama sanırım Kayu anlatsa daha iyi olur. Evet, bu komik bir hikaye büyük anne. Gece burada kaldığınız için çok mutluyum. Bakalım Kayu bu hikayede neler yapıyormuş. Hikayemizin adı Kayu yatıya gidiyor. Her şey Kayu'nun arkadaşı Leo'nun onu yatıya kalmaya davet etmesiyle başladı. Kayu ve annesi Kayu'nun çantasını hazırlıyorlardı. Kayu, sence bir şey unuttuk mu? Pijamalarımı. Haklısın canım. Leo'ların evinde kalacaksan pijama götürmen gerekiyor. Peki, şimdi her şey tamam mı? Evet. Kayu şimdiye kadar ilk kez bir arkadaşının evinde kalmaya gidiyordu. Ve çok heyecanlıydı. Hadi bin Kayu. Eminim bir şey koymayı unuttuk. Ama ne olabilir ki? Ha, bir düşüneyim. Pijama. Aldık anne. Diş fırçası. Aldık. Oyuncak ayı. Almadık. Oyuncak ayıyı unuttuk. Güzel, artık her şeyi aldık. Hazır mısın? Ha 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 ha!
Yıldın babası bahçelerinde bir ağaç ev yapmıştı. Ve Kayyu da içinde oynamayı çok sevmişti. Yo, Kayyu, yemek vakti. İkiniz de buraya gelin, ellerinizi yıkamanız gerek. Kayyu şüphesiz Leo'ların evinde çok eğleniyordu. Ama yemek vakti geldiğinde kendini birazcık yalnız hissetmişti. Annesini, babasını ve evini özlemişti. Aç değil misin Kayyu? Evet, açım. Bakalım yemeğini kim önce bitirip güzel bir tatlı yemeği hak edecek. Bir süre sonra Kayyu ve Leo'nun yatma vakti gelmişti. Kayyu Leo'ların evinde diş fırçalamanın bile eğlenceli olduğunu düşünmüştü. Ama yatma vakti gelip çattığında Kayyu annesini, babasını ve evini çok özlediğini fark etmişti. Giderek üzülmeye başlamıştı. İkiniz de yatmaya hazır mısınız? Hadi yatağa yat Kayyu. İyi geceler tatlım. Söyler misin Kayyu, bir problem mi var? Eve gitmek istiyorum ben. Bak sana ne diyeceğim. Neden gidip annene telefon açmıyoruz? Eve gelmek istiyorum anneciğim. Ayıcık da eve gelmek istiyor mu? Ayıcık mı? Zavallı ayıcık. Çantanın içinde kaldığı için kendini çok yalnız hissediyordur. Ve eminim o Leo'ların evinde kalmayı çok istiyor. Kayyu ayıcığını çıkarttıktan sonra artık eve gitmek istememişti. Ona sımsıkı sarılmıştı ve kocaman bir öpücük vermişti. Ayıcık şimdi daha iyi mi? Evet, çünkü ben ona sımsıkı sarılıyorum. Harika. İyi geceler, tatlı rüyalar. Olası bizi tavşanlar. Büyük anne, bize hikaye okur musun? Kayyu ile ilgili olabilir. Bir bakalım neler yapıyormuş. Bugünkü hikayemizin adı Kayyu Bebek Olur. Kayyu ve Rosie gün boyunca oyun oynadılar. Hem de bütün gün. Hayır, nasıl oluyor da bu kadar dağıtabiliyorsunuz? Anlamıyorum. Yemekten önce etrafı toplamaya ne dersin Kayyu? Kayyu, bana yardım eder misin lütfen? Ama Rosie etrafı toplamıyor. Pekala, bir deneyelim. Rosie, etrafı toplama zamanı. Tamam mı? Oyuncakları buraya koy. Evet, oldu tatlım. Hadi birkaç tane daha getir. Anne bak, Rosie hala oynuyor. Bu hiç adil değil. Ben de Rosie gibi oynamak istiyorum. Kayyu, Rosie etrafı tek başına toplayamayacak kadar küçük. O büyüyene kadar onun işini ben yaparım. Kayyu, sen kendi başına toplayacak kadar büyüdün. Kayyu annesinin eşit davranmadığını düşünüyordu. Çok kızmıştı. Ben de sütümü öyle bardakta içmek istiyorum. Pekala. Ve sandviçimi de Rosie'ninki gibi minik minik istiyorum anne. Bana da anne. Önlük mü istiyorsun? Kayyu. Bebek olmak hoşuma gitti anne. Kayyu 4 yaşında olmaktansa bebek olmanın daha iyi olduğunu düşündü. Bebek olmaya özenmem problem değil ama lütfen şımarık bir bebek gibi davranma. Yemekten sonra Kayyu ve Rosie bebekçe oynarken çok eğlendiler. Uyku mu? Evet, benim iki küçük bebeğimin uyku vakti. Hadi Kayyu yatağına yat, ben de gelip üstünü örteyim. Kayyu aslında uyumak istemiyordu.
Ama Rosie gibi bebek olmak için uyumak zorundaydım. İyi uykular Kayu. Kayu, ne oldu tatlım? Ben uyumak istemiyorum anne. Ama bütün bebekler öğle uykusuna yatar canım. Artık bebek olmak istemiyorum. Yine 4 yaşında olmak istiyorum. Güzel. Kartlarını oynamaya ne dersin? Harika. Tekrar 4 yaşına dönmene çok sevindim. Ben kazandım. İkiniz de yerinize oturun ve uçmaya hazır olun. Hikaye vakti. Kayu'ya bir bakın. Uçmaya çoktan hazırlanmış bile. Çünkü bugünkü hikayenin adı Kayu Uçağa Biniyor. Kayu ailesiyle birlikte tatile gidiyordu. Ve bu onun ilk uçağa binişi olacaktı. İşte oldu. Kayu her şeyi çok merak ediyordu. Onunla oynamayı bırak Kayu. Birazdan kalkışa geçeceğiz. Lütfen arkana yaslan. Sizin keyfiniz yerinde mi? Anne, arkana yaslanmak zorundasın. Geçmişti. Kayu pencereden dışarıya baktığında giderek yerden uzaklaştığını gördü. O gördüğün küçük beyaz şeylerin hepsi ev. Baba, tatile geldik mi? Hayır, henüz değil. Kahvaltı ister misiniz? Kahvaltı mı? Evet. Kayu daha önce hiç kahvaltısını uçakta yapmamıştı. Kahvaltıdan sonra Kayu'nun babası müzik dinlemeye başladı. Kayu müziğin nasıl çaldığını çok merak etti. Günaydın beyler. Uçuştan memnun musunuz? Pilota merhaba de Kayu. Merhaba. Gelip uçağı nasıl uçurduğuma bakmak ister misiniz? Evet. Çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Kokpite hoş geldiniz. Bu Kayu. Merhaba Kayu. Merhaba. Aa! Baba, o da ne? Onlar sadece bulut Kayu. Bulut mu? Gerçekten mi? Biz iniş için uygun. Vay canına. Problem yok, tamam. Şu anda bulutların üzerinde miyiz? Evet. Bulutların üzerinde olmaya bayıldım. Birazdan inişe geçeceğiz. Yerlerinize dönseniz iyi olur. Ah, neredeyse unutuyordum. Küçük pilotlarımıza bundan takıyoruz. Kayu bu özel pilot rozetine sahip olduğu için çok sevinmişti. Ve kısa bir süre sonra uçak havaalanına inecekti. Artık uçak yere indi. Umarım ailenle çok iyi bir tatil geçirirsin Kayu. Ve umarım tatil dönüşünde yine seninle karşılaşırız. Büyük anne, bize Kayu ile ilgili bir hikaye okur musun? Pekala. Bakalım bugün nelerle uğraşıyor. Bugünkü hikayemizin adı... Rosie, Kayu'ya abi olmayı öğretiyor. Kayu bloklarıyla oynamaktan keyif alıyordu. Ve şimdi de tüm dünyadaki en uzun kuleyi yapmaya karar vermişti. Bu Kayu'nun şimdiye kadar yaptığı en uzun kuleydi. Bum! Lütfen yapma Rosie.
oyna. Rozi. Rozi onları bana ver. Anne. Rozi sürekli benim oyunumu bozuyor. Belki sadece seninle birlikte oynamak istiyordur. Ama ben onunla oynamak istemiyorum ki. Kayu şu anda meşgulüm. Her zaman problemlerini ben çözemem canım. Ama anneciğim. Sen ve Rozi problemlerinizi çözmeyi öğrenmelisiniz. Hayır, öğrenemeyiz. Kayu. Kayu, Rozi tarafından rahatsız edilmeden kitabını okuyabildiği için çok mutluydu. Git başımdan Rozi. Hemen odamdan dışarı çık. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Git buradan. Sana git buradan dedim. Kitaplar okumak için de, vurmak için değil. Sana git dedim. Ayu, Rozi'yi sen mi ağlattın canım? Hayır. Rozi artık onu rahatsız etmeyeceği için Kayu mutlu olmuştu. Çok uzun bir süre odasında tek başına oynamıştı. Ama artık sıkılmaya başlamıştı. Oyun oynamak istemişti ama bu sefer tek başına olmak istemiyordu. O yüzden Rozi ile ilgili düşüncelerini değiştirdi. Rozi! Kayu Rozi ile oynamanın eğlenceli olduğunu hatırladı. Gözlerime inanamıyorum. Ve şimdi de Rozi ile oynamaktan o kadar keyif alıyordu ki annesinin bölmesini istemiyordu. Hikaye zamanı çocuklar. Ben okudukça sayfaları çevirmek ister misin? Evet. Tamam, o zaman başlıyoruz. Hikayemizin adı Kayu Kuşları İzlemeye Gidiyor. Büyük anne hadi gidelim. Acele etmeye gerek yok. Kuşlar kaçmıyor ki. Büyük annesi Kayu'yu o gün kuşları izlemeye götürüyordu. Ve Kayu çok sabırsızlanıyordu. Çünkü büyük annesiyle macera yaşamaya bayılırdı. Hiç kuş yok ki. Emin misin? Sesleri iyi dinle. Evet duyabiliyorum. Peki neredeler? Büyük anne onları gördüm. Bak oradalar. Daha yakından bakmak ister misin? Büyük anne ne zaman ne yapması gerektiğini her zaman çok iyi bilirdi. Kayu mutluluktan ne yapacağını bilememişti. Şimdi ellerini aç. Yem mi? Evet doğru. Birazdan yeni gören bütün kuşlar buraya toplanacak. İzle. Bak büyük anne kuş yemi yiyor. Hey kuş geri gel. Merak etme Kayu. Küçük kuşlar bizim gibi büyük insanlardan korkarlar. Çok sessiz durursak ve hiç kımıldamazsak o zaman korkmazlar tatlım. Ve sonra başka bir kuş yem yemeye gelmişti. Sonra başka bir tane daha ve birkaç tane daha. Kayu gözlerine inanamamıştı. Bak. Seni yaramaz. Bir oyun oynayalım. Ayağa kalkar mısın? Güzel. Ellerini böyle aşağıda tut ve sakın ama sakın kımıldama. Bir kuş. Büyük anne bak elime kondu. Kayu çok heyecanlanmıştı. Daha önce hiç eline kuş konmamıştı. Ne oldu gidiyor muyuz? Neden ıslık çalıyorsun? Kuşlarla konuşmaya çalışıyorum. Eğer başarabilirsem onlar da bizimle konuşur. Kuş.
iyi denemeydi. Öğrenmen biraz zaman alacak. Çalışman gerekli. Kayu'nun kuşlardan keyif alması büyük annesini çok sevindirmişti. Ona özel bir hediye vermeye karar verdi. Bu bir ev. Evet ama bildiğin evlerden değil. Bak. Büyük anne, yemler dışına çıkıyor. Evet doğru, dışına çıkması gerekiyor. Bu bir kuş beslenme kabı, çok uzun zaman önce almıştım. Hoşuna gideceğini düşündüm. Peki kuşlar gelir mi? Bilmiyorum, birazdan göreceğiz. Kayu ve büyük annesi kuş besleme kabını verandaya asmaya karar vermişlerdi. Burası çok iyi bir yer. Evin içindeyken de kuşları izleyebileceksin. İşte böylece Kayu da kuşları izlemeye başlamıştı, tıpkı büyük annesi gibi. Zavallı Kayu bu sefer gerçekten başı dertteydi. Bir bakalım neler olduğunu merak ediyorum. Hadi öğrenelim. Şimdiki hikayemizin adı Kayu ve Oyuncak Bebek. Her şey Kayu'nun annesinin dışarı çıkmaya hazırlandığı sırada gerçekleşti. Kayu değişik renkteki makyaj malzemelerini çok sevmişti. Boya kutusu gibi görünmüşlerdi. Loli gelmek üzeredir Kayu. Neden aşağı inip onu orada beklemiyorsun? Güle güle anne. Yatma vakti Rosie. Ben Rosie'yi uyumaya götürürken sen de biraz kendi başına oynamaya ne dersin? Tamam. Görüşürüz. Masal anlatayım mı? Annesinin makyaj malzemelerini görünce Kayu'nun aklına bir oyun oynamak geldi. Kayu, neredesin? Ne yapıyorsun? Kayu, Rosie'nin bebeğini berbat ettiğinin farkındaydı ve Julie'nin ona kızacağından korkmuştu. Ah, işte buradasın. Kayu, ne yapıyordun sen? Julie. Yo, olamaz. Rosie uyandı. Kayu, Rosie'nin bebeğini bir yerlerde gördün mü? Hayır. Emin misin? Onu banyoda bıraktığını söyledi. Bir dakika, o da ne? Bir saniye kalkar mısın Kayu? Kayu. Bebeğe ne oldu böyle? Biliyorum, bana kızdın. Annem de geldiğinde bana kızacak. Ah, olamaz. Sanırım bayağı hareketli bir öğleden sonra geçirmişsiniz. Anne. Bakalım problemi çözebilecek miyiz? Kayu bebeği nasıl o hale getirdiğini ve herkesin ona kızmasından nasıl korktuğunu açıklamıştı. Bebeğin senin gibi güzel görünmesini istemiştim anne. Ama her şeyi berbat etti. Önemli değil Kayu. Rosie bebeğin hala güzel olduğunu düşünüyor. Çok üzgünüm anneciğim. Öyle olduğunu biliyorum tatlım. Zavallı Kayu'ya bir bakın. Bisikletinden düşmüş. Bunun nasıl olduğunu öğrenelim mi? Bugünkü hikayemizin adı Kayu Yaralanıyor. Kayu ve babası bisiklete binmeye gidiyorlardı. Bu kaskı başından hiç çıkarmamalısın, tamam mı? Pekala. Evet, tamam. Çok güzel. Gitmeye hazır mısın? Evet. Merhaba Bay Hinkle.
Sana da merhaba Kayu. Ne güzel bir bisiklet. Nereye gidiyorsunuz? Arka doğru gidiyoruz. İyi gezmeler. Teşekkürler. Ne yapmamız gerekiyor? Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakmamız gerek. Evet, çok doğru. Kayu karşıdan karşıya nasıl geçildiğini söyleyebildiği için çok sevinmişti. Ne tesadüf. Bu Sera. Merhaba Kayu. Merhaba Sera. Kayu Sera gibi bisiklete binebilmeyi çok istemişti. Kayu, nereye gittiğine dikkat et. Yaralandın mı? Kayu ciddi derecede yaralanmamıştı ama babası onu izlerken bisikletten düşmek onun hoşuna gitmemişti. Artık eve gitsek iyi olur. Babası dizini sardığı için Kayu kendini daha iyi hissetti. Şimdi daha iyi oldu. Bir saniye daha bekle canım. Nasıl gidiyor? Bak baba, annemden bana bant takmasını istedim. Parmağına da mı bant taktın yoksa? Annemden parmağıma da bant takmasını istedim. Sanırım daha fazla banda ihtiyacın yok. Yok anneciğim. Merhaba Bay Hinkle, bakın. Şuna bak, dirseğinde küçük bir şirin dinozor görüyorum. Ve de dizinde. Ve parmağımda da var. Eminim sokaktaki diğer çocukların hepsinden daha çok senin dinozorun var. Kendinle gurur duymalısın. Önemli oyundan sonra yorgun olmalısın. Gel yanıma otur. Hikaye vakti çocuklar. Şimdi şuna bakın. Kayu futbol oynuyor. Bugünkü hikayenin adı Kayu'nun büyük şutu. Kayu arkadaşı Andrew onunla futbol oynamaya geleceği için çok heyecanlıydı. Kayu, bu ses de ne? Ne yapıyorsun? Kayu, ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Aa, Andrew geliyor. Biliyorum. Biz futbol oynayacağız. Andrew en iyi futbolcudur anne. Öyle olduğunu biliyorum tatlım ama evde futbol oynamaman gerekiyor, tamam mı? Ay yapma anne. Kayu, Andrew gelmeden önce antrenman yapmaya karar verdi. Kayu, bak burada kim var? Merhaba Andrew. Hadi. Buradayım. Hadi atın. Hadi. Andrew, sen gerçekten çok iyi bir oyuncusun. Tıpkı Andrew gibi bir futbolcu olmak istemişti. Bu oyundan hiç hoşlanmıyorum. Kaymayı öğrendiğin zamanı hatırlıyor musun? Evet. Evet. Kayakta iyi olmadan önce çok çalışmıştın, değil mi? Al burada. Tekrar dene. Kayu kendini kötü hissetti. Andrew'a futbolda ne kadar iyi olduğunu göstermek istedi. Ama nasıl olduysa topa vuramadı bile.
Artık oynamak istemiyorum. Hadi Kayu, sen bunu yapabilirsin. Hayır, yapamam. Benim için çok zor. Sadece bir kez daha. Kayu. Kayu bir kez daha denemeye razı oldu. Hadi Kayu, bunu yapabilirsin. Anlaştık. Rosie. Biz de oynamaya geldik. Harika bir atıştı Kayu. Yaşasın. Müthiş bir goldü Kayu. Yaşasın. Harikasın. Topa vurduğu için kendini gerçek bir futbolcu gibi hissetti. Çocuklar, yeni bir hikaye için hazır mısınız? Hadi bakalım Kayu'nun bugün ne yaptığını görelim. Oo, bu çok ilginç görünüyor. Bugünkü hikayemizin adı Ormanlar Kaşifi. İşte, bana bahçede yardım etmek ister misin? Evet anneciğim. Al bakalım, bu seni güneşten koruyacaktır. Kayu, neden benim için çiçekleri sulamıyoruz? Ben de gül çalılarını budayacağım. Aa! Sanırım yağmur yağacak. Yani çiçekleri sulamamıza gerek yok. Sera? Kayu, şuna bir baksana. Nedir bu? Bu özel bir büyüteç. Dikkat et, çok hassastır. Hassastır derken? Yani kolayca kırılabilir. İyi de bu ne işe yarıyor ki? Küçük şeylerin büyük görünmesini sağlıyor. Şu anda gözün kocaman görünüyor. Senin de burnun öyle Sera. Benim bir fikrim var. Bu büyüteçle Ormanlar Kaşifi oyunu oynayalım mı, ne dersin? Peki Ormanlar Kaşifi ne demektir? Ormanı keşfediyormuş gibi davranıp her şeye bu özel büyüteçle bakacağız, tamam mı? Bak, bu büyük bir orman canavarı. Sera haklıydı. Çünkü tırtıl aynı bir canavara benziyordu. Bir kuş kadar büyük. Ama kaçtı. Orman burada sıklaşıyor. Devam edebileceğimi sanmıyorum. Korkarım ben, devam edebilirim. O zaman git. Ben kampta seni bekleyeceğim. Ormanların kaşifi Kayu, ormanların derinliklerine doğru yolculuğuna devam etti. Gilbert'a sanki büyük bir aslan kükrüyormuş gibi taklit yaptı. Dur gitme Gilbert, benim, korkma. Kayu gök gürültüsünü duyunca şaşırdı ve birazcık da korktu. Sera! Sera! Ne oldu? Büyük bir ses duydu. O bence bize mesaj gönderen ormanın sesiydi. Orman sesi mi? Onun ormandan gelen bir ses olabileceğini düşündüm. Ama muhtemelen gök gürültüsüydü. Kayu büyüteciyle gördüğü her şey ve hayal ettiği tüm maceralar için çok büyük bir heyecan duyuyordu. Anne, ormanda bir aslan gördüm ben. Ve bir de bazı sesler duyduk. Tabii ki bu sesler bize mesaj gönderiyor. Evet, yani yağmurda ıslanmak istemiyorsak biraz daha hızlı olmalıyız. Kayu'nun şu komik kıyafetine bakın. Neden böyle giyinmiş olduğunu gerçekten merak ediyorum. Aa, evet hatırladım. Bu hikayenin adı Kayu'nun Gösterisi. Merhaba dinozorlar. Bugün ne yapacağımızı hatırlıyor musunuz? Gösteri, gösteri. Evet, doğru.
Caillou, Leo ve Clementine çok heyecanlıydılar. Bir şov sunacaklardı. Şimdi aileleriniz geldiğinde her şeyin hazır olmasını istediğimiz için başlayalım. İlk olarak birkaç kostüme ihtiyacımız var. Yaşasın kostüm kutusu. Kostüm kutusunun içi bir sürü ilginç kostümle doluydu. Bak ben bir korsanım şimdi. Bak ben bir palyaçoyum. Ben korkunç bir cadı olacağım. Kostüm kutusunda çok çeşitli modeller ve güzel giysiler vardı. Caillou ve arkadaşları hepsini üzerlerinde denemek istediler. Caillou, senin bunu giymeni istiyorum. Sen güneş olacaksın, tamam mı? Clementine, sen çiçek olacaksın. Ve Leo, sen yağmur bulutu olacaksın. Hadi şimdi hikayemizi oluşturalım. Ben güzel bir çiçeğim. Kesinlikle öylesin. Peki sen nesin? Ben bir güneşim. Yani sen ısınıp çiçeğin susamasına neden oluyorsun, öyle mi? Hadi çocuklar, saçmalamayı kesin artık. Doğru düzgün bir şekilde prova yapmalıyız. Leo, güneş ışığı çiçeği susattı ve şimdi çiçeğe gidip suyunu vermek için sana ihtiyacı var, tamam mı? Tamam. Harika bir gösteri olacak. Hadi biraz daha çalışalım. Sonunda gösterinin başlama vakti gelmişti. Yapma. Bırak. Bu ne kadar da güzel bir sabah. Umarım birazdan güneş doğar. Clementine güneşin çıkmasını istedi. Ama Caillou hala görünmedi. Umarım birazdan güneş doğar. Çok bekleyin. Çıkacağım. Hadi. Umarım birazdan güneş doğar. Merhaba güzel çiçek. Seni ısıtmama izin ver. Aman Allah'ım. Bu bunaltıcı güneş beni susatıyor. Bir şeyler içmeliyim. Ve sonra Leo, yani Bulut, çiçeğe biraz su vermek için gelir. Teşekkür ederim Sayın Bulut. Caillou ve arkadaşları herkesin alkışladığını görünce kendileriyle gurur duydular. Caillou arkadaşlarıyla piknikteymiş gibi görünüyor. Yani bu da bugünkü hikayemizin adı oluyor. Hikayenin adı tam olarak Caillou'nun pikniği. Güzel bir gün geçirirler. Caillou ve ailesi pikniğe gideceklerdir. Geldik sayılır çocuklar. Yaşasın. Caillou arkadaşı Leo'yu da gelmesi için davet etmiştir. Alın bakalım. İhtiyacımız olan her şey bunların içinde. Hayır değil babacığım. Ne oldu? Yoksa bir şey mi unuttun? Evet. Ne unuttun bakalım? Piknik sepetini unuttun. Biliyorum. Sadece şaka yapıyordum. Hadi bana yardım edin. Bu çok ağır. Piknikten sonra çok da ağır olmayacak. Caillou ve Leo ormanın içinde bir patikadan yollarına devam ettiler. Tıpkı hikaye kitabındaki cesur şövalyelerle ejderhaların yaşadıkları gibi oluyor, değil mi? Evet. Caillou ailesiyle pikniğe gitmeyi hep çok sevmiştir. Leo ile tek başınayken bile bu kadar eğlenmiyordur. Çünkü yeme içmelerini bitirdikten sonra gidip oyun oynuyorlardı. Çok uzağa gitmeyin. Tamam babacığım. Şuna bak. Aa, bana bak, ben cesur şövalyeyim. Bir de kılıcım var. Bak. Benim de kılıcım var. Bu meşhur kötü dragon. Evet. Tehlikeli ejderhaya karşı savaşıyoruz.
Kayu ve Leo cesur şövalye ve kötü ejderha oynamayı çok sevmişlerdir. Kayu! Leo! Kayu! Leo! Buraya gelin. Ama bu oyunları fazla uzun sürmez. Oo. Mesele nedir? Hadi şurada duralım. Rosie gök gürültüsünden korktu. Sanki bir ejderha kükrüyor gibi değil mi? Bak Rosie, ben cesur bir şövalyeyim ve bu da benim kılıcım. Ben cesur şövalyeyim. Ejderhaya karşı savaşıyoruz. Biz seni koruyacağız Rosie. Her şey yolunda mı cesur şövalyeler? Etrafta daha fazla ejderha var mı? Endişelenmeyin. Biz sizi koruyacağız baba. Evet. Kayan yıldızlar. Baba, ben de pişirmek istiyorum lütfen. Üzgünüm Kayu. Barbekü çok sıcak. Yemek hazırlanana kadar niçin gidip Rosie ile oynamıyorsun? Bak anne bak. Aa, hayır, karıncalar. Ben burada karıncaları temizlerken siz neden babaannenize gidip mutfakta yardım etmiyorsunuz çocuklar? Tamam anne. Babaanne, ne yapıyorsun? Tarifi çok gizli ve bana ait olan patates salatamı yapıyorum tatlım. Çok gizli mi? Benim çeşnici başım olabilirsin ama. Harika. Ne güzel bir gece değil mi? Akşam yıldızını gördüğümü düşünüyorum. Ne kadar da güzel. Bu bana bir zamanlar görmüş olduğum kayan bir yıldızı hatırlatıyor. Kayan bir yıldız mı? Evet, gökyüzünde tıpkı bir kuş gibi uçan bir yıldız. Pekala Kayu, hadi işe dönelim artık. Gelin ve alın. Harika. Bakın, yıldız kayıyor. Nerede? Birkaç saniye önce oradaydı. Büyük baba, gökyüzünde kayan bir yıldız vardı ama kayboldu. Başkalarının da olacağından eminim. Hadi bakmaya gidelim. Bak Kayu, işte biri daha kayıyor. Hani nerede? Aa, görmek istiyorum. Umudunu yitirme. Kayan yıldızlar çok hızlı ve görünmeleri de çok zordur. Kayu hala kayan bir yıldız görmek istiyordu. Kayan bir yıldız görene kadar beklemeye karar verdi. Kayan yıldızı göremediğin için üzgünüm Kayu. Onun yerine niçin aya bakmıyoruz? Harika. Ben ayı görmek istiyorum. Ay ne kadar da büyük büyük baba. Şuradaki yıldız grubunu görüyor musun? Onlara büyük ayı deniyor. Ben bir ayı göremiyorum ama. Nerede? Bakalım biz neredeyiz? İşte gidiyoruz ve işte şuradaki küçük. Yakında görüşürüz. Bak Kayu çabuk. Olamaz. Yine göremedim. Üzülme Kayu. Başka gecelerde başka kayan yıldızlar da olacak. Kayu asla kayan bir yıldız göremeyeceğini düşündü. Kendini mutsuz hissetti. Yatma zamanı Kayu. Geç oldu. İyi geceler. İyi geceler yıldızlar. Hepsi bir günlük bir iş. Gilbert, seni şımarık. Kayu, anne ve babasını uyandırıp uyandırmamak konusunda emin değildi. Gilbert.
Günaydın Kayu. Bu sabah uçmak istiyor musun? Babam beni uçuruyor. Hayır. Saatin alarmı çalmamış. Bu sabahki toplantıma gecikeceğim. Kayu, hadi inip Gilbert'ın mamasını ver. Ben Rosie'yi uyandıracağım. Gilbert, beni bekle. Olamaz. Gilbert, bak ne yapsın. Kayu. Annenin acelesi var. Çabuk ye, olur mu canım? Kayu, bu sabah herkes bir koşuşturma içinde olduğu için mutlu değildi. Baba, komiksin. Kahvaltını bitir Kayu. Acelemiz var. Kahvaltımızın hepsini bitirdik biz. Çok güzel. Hadi şimdi dişlerinizi fırçalayın. Rosie, bekle. Annem gibi mi görünmek istiyorsun? Evet. O zaman böyle yap. Rosie, kıpırdama. İşte. Rosie. Kayu, bunu kardeşine sen mi yaptın canım? Rosie'nin de senin gibi güzel olmasını istedim anne. Benim makyaj malzemelerimle oynamaman gerekiyor. Gel Rosie, seni temizleyelim canım. Hadi giyin artık. Sen ve Rosie bu sabah senin oyun grubuna gidiyorsunuz. Oyun grubuna gitmek istemiyorum ben baba. Kayu. Bu kadar uzun ne yapıyorsun? Git ve arabayı çalıştır tatlım. Kayu, annen seni dışarıda bekliyor. Kayu bu koşuşturmaya ayak uyduramadı ve kendinin bütünüyle bunaldığını hissetmeye başladı. Annemle gitmek istemiyorum. Ben seninle evde kalmak istiyorum baba. Ama ben de sonra işe gideceğim. Senin işe gitmeni istemiyorum ama. Bekle, hemen dönerim canım. Anneye gitmesi söylendi ve baba Kayu ile birlikte oyun grubuna yürüyecekti. Harika. Bugün evde kalıp oyun mu oynayacağız baba? Hayır Kayu. Baba hala işe gitmek zorunda. Ama önce seni giydirelim. Sana bir şey göstermeliyim. Bana ne göstereceksin baba? Sana işe gitmek zorunda olan bir sürü insan göstereceğim. Tıpkı ben ve annen gibi. Günaydın Kayu. Siz çalışıyor musunuz? Evet çalışıyorum. Mektupları dağıtıyorum. Bana yardım etmek ister misin? Edebilir miyim? İşte bu mektubu alıp Bay Henkel'ın posta kutusuna koyacaksın. Gördün mü Kayı? Postacı her gün çalışıyor. Peki neden? Bay Henkel'ın mektuplarını ve babanın da faturalarını her gün aldığından emin olmak için. Şuna bak. Burada baba, çabuk ol. Aldım. İkiniz de gelip bizimle çalışmak istemediğinizden emin misiniz? Gelebilir miyiz? Tabii ki. Fakat sen biraz daha büyüdükten sonra, oldu mu? Büyüyüp güçlü biri olana kadar beklemek zorundasın. Şehri temiz tutmak zor ve yorucu bir iştir. Bütün bu zor işlerden sonra bir öğlen yemeğine ne dersin Kayu? Evet. Ama önce bir yere uğramam gerekiyor. Neden çalışmak zorundasın babacığım? Çünkü çalışmaktan hoşlanıyorum. Ve çalışarak para kazanıyorum. Ama makine sana para vermiyor mu? Evet veriyor ama önce para koymak gerekiyor. Benim de dondurmam var. O
da benimki gibi çikolatalı dondurma mı peki? Hayır. Üstteki ışıkları yakabilir misiniz? Polis memurları belki meşguldür Kayu. Ah, hayır değiliz. Ara verdik. Işıkları sen çalıştırmak ister miydin Kayu? Evet. Merkez cevap verin. Ben polis memuru Kayu. 14. Peki memur Kayu. Artık polis memurlarını rahat bırakmak gerekiyor. Baba, ben büyüdüğüm zaman polis olmak istiyorum. Bence de bunu kesinlikle yapabilirsin Kayı. Ama önce oyun okuluna gitmeliyiz, tamam mı? Baban şimdi bu sabah gördüğümüz diğer bütün insanlar gibi işe gitmek zorunda. Anlaştık mı? İşte buradasın Kayu. Ne zaman geleceksin diye merak ediyordum. Bayan Martin, ben bugün bir polis arabasına bindim. Gerçekten mi? Bu çok eğlenceli olmalı. Kayu'ya çalışan insanları gösteriyordum. Bir postacı ve bir de çöpçü gördük, değil mi Kayu? Gördüklerimizin içindeki en güzel iş polis memurluğuydu. Ben de benim işimin dünyadaki en iyi iş olduğunu düşünüyorum çünkü seninle oynayacağım. Emrinizdeyim komiser Kayu.